ağzına sağlık ağzına Teşekkür sağlık Bernağecim Ayca... nasılsın İyiyim sen nasılsın Görüşmeyeli <laughs> koronalarda Ya sorma evlere kapandık çıkamadık Şarkılarında oynadık kilo almadık <laughs> Evet kesinlikle ben kilo almadım yani bir başka Sen çok zayıflamışsın çok zayıfladım ya evet. Zaten zayıftım vallahi çok zayıflamışsın Güzel olmuş mu Çok güzel olmuş çok yoğun Beğendin çalışıyorsun mi? ama değil mi Yoğun çalışıyorum Yeni şarkı. Ee, söz verdiğim gibi ya. ilk yarın klibim çekilecek inşallah ve ilk sana yetiştirdik şarkıyı Ay, hemen canlısın, dedim Safiye'cime söz verdim. Ee, bugün ilk defa sende okuyacağım yaktım kınayı. Yaktım kınayı. Yine kınalı bir şarkı. Ya, kına evet çünkü çok istek oluyor. Hani e, biliyorsun günümüzde kına çok fazla yok. Bir benim şarkım. Çok eski diye Az önce ]lerde. içeride şimdi bekar arkadaşlar var. Onlarla hazırlanırken dedik ki yani hepinizin kına gecelerinde çalacak bu şarkı çünkü. Evet. Kendiniz mi peki dinlediniz ilk e, e, ekiplerden Dinleyenler çok beğendi. Ben daha dinlemedim ama. Ben de Burada daha dinlemedim. Yeni şarkını ben daha dinlemedim. Ben Kına şarkısı için söylüyorum. Yaktım kına yine hareketli ama değil mi? Evet tabii. Ay, aynı onun gibi. Ettim. Ee, dinlemedim ama ben daha. Henüz. Son halini bir sen de bilmiyorsun. şimdi <laughs> göreceğiz <gülüyor> beraber. Görüceğiz yine oynuyor, oynuyor, oynuyor yüksek enerjiyle. Evet inşallah. Ee, söyleyeceğiz şarkıları. Ne yaptın bu süreçte? Yeni şarkı yaptın. Bir, bir şarkı daha yaptın. Bir tane daha yaptım. Eee <laughs> koronayla alakalı. Evdeyiz ama mutluyuz diye. E, çocuklarımıza ve bizlere moral olsun diye böyle bir şey yaptık. Bir günde yazıldı şarkım. Öyle mi? Ahmet Özden yapımcım buradan sevgiler gönderiyorum Selamlar kendisine. Ee, bir günde yazıldı. Hem moral olsun dedik. Evde çektik, kızımla çektik klibi evet, de zaten. çok cici bir klipti gerçekten. Ben de paylaştım hatta onu görünce. Çok ciciydi. Şarkının sözleri de çok anlamlıydı. Evet. Yani işte günümüze özel yazıldı zaten. E, ve moral olsun dedim. Çocuklarımıza da moral olsun dedim ki çocuklar bayağı bir e, şey yaptılar, değil etkilendi. Mi? Ne yaptı senin kızın mesela bu süreçte? Benim kızım çok üzüldü. Her gün ağlama krizleri. Ah Eee ne zaman çıkacağız? Biz niye çıkmıyoruz? Anlatamıyorsun. E, yeni 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 artık bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor çocuk. Yani hala bile çıkamıyor Korkuyorlar yani. Korkuyorlardı aslında çocuklar. E tabii çocuklara. ki de yani ne oldu bize? Ne oldu bize? Anne bu korona ne zaman bitecek? Şimdi biz ah, klip kıyam. çekeceğiz. Yarın klibim işte yaktım kınek o da gelecek. O benim zaten uğrum. Koruyucu <laughs> eli. Ne yapacağız anne? E, ya bize korona bulaşırsa. Ah, ya nasıl ya <laughs> ölürsek. Ah, Çok etkilendi yani. Allah Hepimiz korkur. etkilendik. Ben inanılmaz derecede zayıfladım. Ne olacağız? Ne biteceğiz? ...çocuklarımız var. Acaba biz olursak... ...onlara ne olur? Hastalanırsak... Allah Sen yine hiç yani öyle kötü şeyler getirmedin. Farklı şeyler, mi? düşünceleri herkes girdi... ...benim gibi. Bir tek ben girmedim herhalde diye Ama biraz daha attık artık. Biraz çok daha şükür. biliyorsun. Evet. Normale birazdan. geçiş sürecinde... ...önlemlerimizle birlikte evet. en azından... ...programlarımızı böyle daha rahat bir şekilde... ...yapabiliyoruz yine önlemlerimizi çok alarak. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi ben çok merak ediyorum... ...bu yaktığım kınayı. Söyleyelim mi? Tamam söyleyelim. Hadi, Hadi o hemen. zaman. Ve sizinle duyuyorum... Gerçekten evet. sizinle yani son rutuşlarını son hallerini inan bilmiyorum yani sizin ekipte Aşkın Bey daha iyi biliyor diye düşünüyorum çünkü ilk dinleyenlerden o Aşkın çok şanslıdır bizim ekibimizin en şanslısıdır gerçekten vallahi çok şanslısın yemin ediyorum İlk sen dinledin şu an ben Sözleri burada biliyorum zaten. Ee, hani ne yaptılar? Ne ettiler? Hiç bilmiyorum. Yarınki klikte. Bir de efendim. burada. Berna Atan'ın <laughs> Yaktım Kınayı şarkısı yepyeni. Beyaz teli Safiye Nur'la ilk defa. Hadi, Hadi bakalım. Vallahi, Vallahi sizinle duyuyorum. Sağlık. Yaktım Her şeyi. kınayı. yaptım kocayı. Nasıl Kıskançlıktan çatlayın. Nasıl? Düşman çatlatacak <laughs> sözler. Bir tane daha vardı. Bastım nikahı. Eee Şimdi mi? şimdi Bizim sözler. Şimdi, yeni, 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 yeni sözler. Yok. Yaktım kınayı. Kaptım sözde... kocayı. <laughs> Sözleri yok muydu burada? <laughs> evet, tamam. İlk her şeyi ilk burada yani. Daha Ay ben şahane. Hiçbir şeyi bilmiyorum daha. İlk aşkım beye gönderdim. Bugün sabah geldi zaten bana Hı -hı. şarkının. Yani çok taze. Şahane. Yarın olmuş da klibim. Ama. Yani böyle daha pop santları barındıran. Gerçekten Şu an öyle. Kız arkadaşlar arasında çok eğlenecekler. Evet. Berna, yine harika bir çarkınız. İnşallah de. bakalım. Geldin. Her şey sevenlerimiz için. Çok teşekkür ederiz geldiğin ben için teşekkür Berna. Ederim. Kırmadın zarif, zarif davetin için. Her zaman her zaman ee, kapımız açıksana. Yeni yapacağın her parçada ilk ben duyurmaktan de. çok büyük mutluluk duyarım. Herhalde yani. <laughs> bir tane. Söz verdik çünkü bir kere. <laughs> bir ben teşekkür ederim. Ekip çok güzel bir ekip. Çok güzel ağırlandım gene her zamanki gibi. Senin programını zaten sürekli izliyorum, bayılıyorum. Şahanesin, çok ee, teşekkür ederim. Ben Sağ tekrardan teşekkür ediyorum ekibe de, size de. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Esra, en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu bak kadın erkek ilişkilerinde. Hı. Seninle yaptığımız yayından sonra çok fazla mesaj geldi bana. Mutlaka sana da evet, gelmişti. Evet, bana da geldi. Evet, fazlasıyla. İnanamazsın da. insanların yaşadığı problemlere. Ben hayretler içinde okudum mesajları. hı. hı. İşte gerçekten aşık mıyım nasıl anlarım takıntımı yapıyorum ama ondan başkasıyla olamam bir tanesi Hı -hı. şey yazmış o olmazsa başka kimse olmaz ben ölürüm Hı -hı. bunlar gerçekten takıntılı hastalıklı dediğimiz ilişkiler mi? Ciddi bir hastalık <laughs> e, terapi ve ilaç tedavisi de veriliyor yani eğer bu takıntı Aşk hale için. geçmiş. Tabii ki. Aşkın ilacı <laughs> var mı Esra? <laughs> Aşk ilacı da var. Bayağı tedavi edilebilir falan mı bu ileri, bozu, ileri ileri boyutta olanlardan boyutta olanlar bahsediyoruz. olanlar için evet. Ay sonra yayından sonra siver. mesaj atmasın izleyicilerim. Çok aşığım, <laughs> ilacım, ...ilacını verin falan eğer diye. Eğer takıntılı hale geldiyse artık bu durum. Ee, Problem. evet, problemli hale geldiyse mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekiyor. Yani şöyle diyebilirim. eğer şimdi aşk dediğimiz şey güven, sevgi bu şeylerle oluşuyor. E, eğer gün içerisinde biz o kişiyi 10 defa arıyorsak, ortada tehlikeli bir durumda yoksa, üstüne üstlük bir de e, işimize konsantre olamıyorsak bu bir bağımlılık. Hmm. Aşk olmuyor, bağımlılık oluyor. Evet, bağımlılık oluyor. Onun mutluluğundan mutsuz olmak. Yani Aa, nasıl ah, bu da mesela, değişik? nasıl? Şimdi ben siz nasıl dışarı çıkabilir? Ya da e, arkadaşlarıyla nasıl gidebilir? Yani bu erkek arkadaş erkeklerle, kızlar kızlarla bu durumdan bile rahatsız olma hali bile var. Ben arkadaş çevremde şuna rastladım. Hı hı. Arkadaşlarıyla çıktı bir gece çok mutlu fotoğraf koymuş sosyal medyaya diye. <laughs> Bu da hastalık. Hastalık tabii ki evet. Bu takıntıya giriyor artık. Ya da e, art, fikir alışverişi yaptığınızda ona hayır diyememek. Onu kaybetmekten korkmak. E, fikirlerinizi beyan edememeniz. Ya da ne olabilir? İlişkide değer görmüyorsunuz. Değer görmediğiniz bir ilişkide bir şeyleri çabalamaya... Gayret gösteriyorsunuz. Hep onun dedikleri olsun diye uğraşıyorsun. Kendi evet. karakterinden ödün, mü ödün veriyorsun? veriyorsun. Kendi değerinden, özgüveninden, kendinden e, bir şeyler veriyorsun. Hı hı. Yani bunlar hepsi aslında takıntıya giriyor. Peki kıskançlık bir takıntı mıdır Esra? Kıskançlık takıntı tabii ki. Ya da o kişinin başarısından da mutsuz oluyorsunuz. Hı. Ama bu yükselir, da ileri boyuttaki kıskançlıktan İleri boyutlar. Evet, evet. Yani e, diyorsunuz ki işte iyi yükselir, bir yerlere gelir ve beni bırakır. Yine bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Aslında kıskançlık hep bir şüphe barındırıyor ya içinde kendince de e, bir vesvese biliyor? barındırıyor. Kendine evet. Yani işte e, aa telefonunu aldı tuvalete girdi. Eyvah beni aldatıyor mu acaba evet, mesela? Ya da yani kimle konuşuyor ki şimdi bu kadar böyle güldü etti telefonda? Bunlarda bir vesveseye sebep oluyor. Evet, evet. Peki bu vesveseler özellikle beyinde kalıcı bir hale gelirse Hı -hı. gerçekten çok ciddi bir e, takıntı boyutundaki hastalıklara sebep olur mu? Evet. OKB çevirebilir. Yani, Nedir OKB? Bize açıklar mısın? Evet. Şimdi vesvese dediğimiz şey... ...Arapça kökenli bir kelime aslında. E, kuruntulu düşünce anlamına geliyor. E, İngilizce'de obsesyon... ...Türkçe'de de saplantı düşünce... ...anlamına geliyor. Günlük yaşamda kişiyi... ...çok zihnini meşgul eden... E, ...endişelendiren durumlara Hı -hı. diyebiliriz. Psikoloji dilinde de... E, ...obsesyon için şunu söyleyebiliriz. Kişinin kurtulmak istediği ama kurtulmaya çalışırken de yineleyen düşünceler anlamına denk geliyor. İşte kompisyon yani o açılımı kompisyon ise bu tekrarlayan düşüncelerin davranışa vurulmuş hali. Bir danışanından hemen örnek vereyim size. E, her dışarı arabayla çıktığında mutlaka bir arabaya çarptığını ve onu yolun dışına attığını düşünüyor. Ne kadar irrasyonel Ama, bir durum ya aslında ona zarar veri, vereceğini düşünüyor. düşünüyor. Aslında Aa, çok mantık dışı değil mi? Evet, evet çok irasyonel bir Kaybetme durum. ve korkusu mu yaşıyor acaba? Alt bir taraf? kaygı işte bunun travması da olabilir, ne gibi bir travma yaşadıysa. Kırk çok kere söylerse ondan. de olur ben ona inanırım <laughs> çünkü. Evet zihninizde bunu konusu. kodlarsınız. Ne yapıyor işte ee, birine zarar verdiğini düşünerek tekrar o yolu en baştan e, tekrarlıyor. Allah Allah yani Bu da kompisyon davranış olmuş Hı -hı. oluyor. Şimdi e, aslında OKB beynimizin karar verme bölgesi bozukluğu demek bizim aklımızda milyonlarca düşünce gelebilir çünkü beyin duygu ve düşünce üretiyor ama siz düşünceyi ve duyguyu durdurmaya çalıştığınız zaman suyun akışını durdurmak gibi o suyun akışını durdursanız ne olur ters etki olur Aynen. düzen bozulur O yüzden e, o bir şey düşünüyor olmak onu yapıyorsunuz ya da eyleme geçirdiğiniz anlamına gelmiyor Bu en çok kimlerde görülüyor. Esra ya ergenlerde mesela daha mı fazla görülür? İşte <laughs> hani aşkı yeni tadanlarda, aşkın ne olduğunu bilmeyenlerde. Hı -hı. Ya da belki karakter bozukluğu olan fazla kıskanç kişilerde mi? ya Kimlerde daha çok görülür? Şimdi e, en çok, e, en çok demeyeyim, e, riskli dönemler ergenlik ve e, gençlik döneminde Hı -hı. görülüyor. E, çocukluk çağı öncesinde, de, ay okul çağı öncesinde de çocuklarda da görülebiliyor. Evet. Erkeklerde erken yaşta başlamasına rağmen kadınlarda daha fazla görüyor. Bunu da Türklerdeki, e, Türk toplumumuzdaki kadınların titizlik, temizlik hastalıkları. Bu kadınlarda daha mı fazla görülüyor? Evet, evet obsesif, kadınlarda. Obsesif kompulsif bozukluktan evet, bahsediyoruz evet. Şimdi şu kültürümüzde anda. Kültürümüzde şey var, e, temizlik hı hı. E, şey olduğu için, önem verildiği için kadınlarda daha fazla görü, görülüyor bu durum. E, bu da aslında bir de Japonya ile Türkler arasındaki mesela en ortak özelliklerinden biri de takıntı düzeylerinin <laughs> şey, aynı olması. Evet evet. E, bu da biraz yetiştirilmeyle alakalı olabiliyor. Yani e, kız çocuklarına biz daha çok müdahale ettiğimiz için aslında e, onlarda daha çok görülüyor. Bunun nedenleri ise şu diyebiliriz. E, şimdi çok fazla mükemmeliyetçi ve detaycı olmakla alakalı bir durum aslında bu. Ee, e, bizim vesvese dediğimiz şey bir düzeyde bizde olması gereken çünkü hata yapmamızı engelleyen bir durum. Yani bir ölçüsü olması lazım. Olması lazım, lazım. De. kesinlikle. Endişenin de öyle mesela. Hı -hı. Hayatta bizi motivasyon olarak tutar. Ama zeka e, seviyesi yüksek insanlarda mesela OKB daha sık rastlanıyor. Hı -hı. Çünkü şöyle. Bir şeyle <laughs> Çok düşünce üretiyor. IQ seviyesi 50-60 olan bir kişinin düşünce üretimi 50-60 da zeka seviyesi yüksek kişilerin 1 milyon düşünce üretiyor Oo. ve daha fazla oluyor. Hı hı. İşte genetik olabiliyor. İşte Anne de varsa kız çocuğunda da olabiliyor. Babada varsa erkek çocuğunda olabiliyor. Çevresel olabiliyor. Hı hı. Ya da şunu da söyleyeyim, e, OKB bizim en hassas noktamızdan yakalıyor. Mesela, mesela yeni yeni doğan yeni doğum yapmış annelerde çocuğuma zarar vereceğim düşüncesi aslında. Gözünüz gibi bakarsınız bebeğinize evet. değil mi? Zarar vermezsiniz. Ya da inançlarımızdan yakalarlar bize. Abdest mesela. İşte iki kere mi aldım, üç kere mi aldım, ay eksik aldım, ay, tekrardan mı? başladım. Evet. Namazda da çok olur. Secdeye tamam. gittim mi, gitmedim mi? <laughs> Orada bir sürü düşünce gelir. Ya aslında hem kadın erkek ilişkilerinde de ya hayatımızın her alanında olabilir de bir kadın erkek ilişkilerindeki boyutu var anladığım kadarıyla bu vesveselerin ve takıntıların. Hı -hı. Bir de sosyal hayattaki boyutu var. Evet, ikisi aslında aynı, aynı hastalık. Ama mesela işte temizlik takıntısıyla kişiye olan bir takıntı aynı şey mi? OKB'ye mi giriyor yine? İkisi de OKB'ye giriyor. İkisi de aynı hastalığa Hı -hı. giriyor. Çünkü yineleyen düşünceler i̇ğneleyen var kafanızda. Bunlar tekrar etmiş oluyor. Peki biz nasıl kurtulacağız bu takıntılı düşüncelerden? Yani bize hem ilişki boyutunda yardımcı ol. Hem, de, hem sosyal. de sosyal yani temizlik takıntısı olan bir insanı düşünsene sosyal hayatı bitik evinde kimseyi ağırlayamıyor, kimsenin evine gidemiyor. Bir kafeye gidip bir şey yiyip içemiyor. Evet, evet çok güzel e, örnekler verdiniz. E, hemen bununla ilgili sosyal hayatla ilgili nasıl kurtulabiliriz? Daha sonrasında ilişkiler için ne yapabiliriz? Bunu konuşuyor oluruz. Şimdi sosyal hayat için şunu söyleyebilirim. İlk önce bizim duygu ve düşüncelerimizi fark ediyor olmamız lazım. Yani korkumuz ne? Bu korkunun altında yatan tahminlerimiz ne? Bunları bilmemiz lazım. Mesela korkumuz ne olabilir? Kirlenme korkusu olabilir. Hata yapma korkusu olabilir. Gelecek korkusu olabilir. Bunun altında yatan tahminler ne? Mesela işte hasta olacağım, insanlar benimle dalga geçecek. Bu düşünceler var oluyor çünkü kişide. Bunu belirleyelim ilk hı hı. önce. Daha sonrasında ikinci adıma gelelim. Alternatif düşünce üretmeye çalışalım. Şimdi bu düşünceler geldiğinde yani negatif dediğimiz o takıntılı düşünceler geldiğinde bunu olumluya çevirelim. Olma olasılığı ne onu düşünelim. Mesela gelecekteki sınavı geçememe ve istediğim mesleği kazanamama veya evlenememe, sevgilini kaybetme, işte elimi sürdüm kirlendim herkese bulaştıracağım gibi bir sürü düşünce gelebilir. Bunların olma olasılığı ne? Yani yüzdeliğe vurduğunuzda yüzde kaç bunun olma olasılığı? Hadi diyelim ki oldu. İyi tarafı ne? Bunun kötü tarafı ne? bunları konuşuyor olmamız Hı -hı. lazım. Şimdi OKB hastaları genellikle bu durumla yüzleşemedikleri için ileri bir boyuta taşınıyor. Yani İstersen bilmeyen izleyicilerimiz için OKB demeyelim. kompulsif bozukluğu olanlar diyelim. Çünkü hani belki televizyonda yine takıntılı düşüncelerdiğim. Evet. Takıntılı. Obsesif takıntılı kişilerde. Evet, takıntılı kişilerde bu düşünce geldiğinde işte yüzleşemedikleri için bu durum ne oluyor? Onlarda daha rahatsız edici bir hal alıyor. Hı -hı. Aslında o onu düşünmeye başladıklarında... ...o tamam beraberinde korkuyu getiriyor ama... ...o korkuya alıştıkça o seviye de azalıyor. Siz... Korkuya alışmak. Evet Aa, korkuya doğru alışmak. Getirin. Evet evet. Şimdi bu korkuya alıştığınız zaman... ...o kompülsif davranışı da yapmadığınız zaman... ...aslında hiçbir şey olmadığını... ...dünyanın sonunun gelmediğini görüyorsunuz. Mesela benim bir danışanım vardı. Ee, hala da devam ediyoruz vardı diye kullanıyorum. Ee, çocukluk travmasıyla geldi. Ve... Ee, Fındık ve leblebi yuvarlak taneli şeyler yiyemiyor. Boğazında kalır korkusu. Evet. Nefes alamam boğazına kaçar <laughs> Bütün diye. annelerin bebeklerindeki korkusu da o. Ben de bir dönem kızım evet. için çok yaşadım. Aslında e, pedagoglar ya da çocuk doktorları hani daha tanecik bir şeyler evet, çocukluk döneminde verin ki. Evet yemeği diye. E, çocukluk ile gelmişti. Şimdi e, baya yol kat ettik Biz beyanslarımızda kuru yemişiyoruz. Fındık, leblebi, çay. E, bununla yüzleşme haline geliyor bu kişi. ...ve korkularını yenmiş olabiliyorlar. Hı hı. Diğer bir adım... E, ...bir korkuların hiyerarşi listesini oluşturmak lazım. Şimdi size en fazla rahatsız eden düşünce ne? Ya da en az e, rahatsız eden düşünce ne? Bunu bir sıralayın bu korkularınızı. Hı hı. Sıfırdan ona kadar bir puan verin. Daha sonra bunu zihninizde canlandırın. Mesela sizin kompozitif davranışınız... E, ...kapıyı kilitledim... Kontrol etmekse bunu defalarca yapıyorsunuz mesela o kontrol etmeyi defalarca yapıyorsunuz. Oturduğunuz yerden sadece 10 e, dakika boyunca bunu zihninizde canlandırın ve bir kere kontrol ettiğinizi hayal edin. Hmm, o korkuyla bir yüzleşin. Çünkü o korkuya alıştıkça e, ondan sıkılmaya başlıyorsunuz ve korku seviyeniz düşünüyor. İstediğimiz şey de bu aslında burada. Ya da işte bu e, yüzleşme dediğimizde hayata geçirin. Yani şey var e, elimi bir yere değdirdim gidip 10 kere elimi yıkamam lazım düşüncesi geliyor. Adım adım istiyoruz sizden. Yani bunu tek başınıza yapmak gerçekten fazlasıyla Hı -hı. zor. Ee, eğer yapamıyorsanız mutlaka bir uzmandan baş e, destek alın. Diyelim ki elinize yıkama isteği hemen geldi düşüncesi. İşte elinizi 10 kere yıkıyorsanız 2 kere 20 saniye kuralına uyarak yapın ve bekleyin. Bu duruma bir alışın. Peki bu mesela normal hayatta el yıkama takıntısı olan kişiler için ...böyle yönetilebilir. Evet. Ama korona sürecinde hepimizde bu oldu. Ben de oldu şahsen. Hı -hı. Elimi yıkadım, musluğu kapattım sonra ah, bir daha dedim bir daha yıkadım. E sonra kurularken eyvah kolum işte o havluluğa Hı -hı. takıldı dedim bir daha yıkadım. Bu süreçteki işte, takıntımı şimdi, yaşadığımız, e, buna gelelim de şimdi şöyle e, bunu takıntıya dönüştürmeyelim. E, su musluğu açmadan önce orayı bir ovuşturabiliriz hemen Hı -hı. ya da peçeteyle orayı kapatabiliriz evet. ki. Hani bu düşünceler çünkü siz olumsuzluğu, o takıntılı düşünceleri bir kere yer ettiğiniz zaman o sürekli e, eyleme geçer. Belki de bu o süreç... O davranış, eylemine tetikler yani. Hı -hı. Bu obsesif takıntının oluşması için aslında bir zemin olmuş olabilir birçok kişiye e, tabii, değil mi? Tabii tabii bu işte yani varsa öyle bir zemin özellikle e, bu durum tetiklenmiş olabilir, o düşünceler gelmiş olabilir. Hı -hı. E, şunu da söyleyeyim, e, mutlaka spor yapın. Spor yapmak negatif düşünceleri götürür ve serotonin hormonunu arttırır. Ee, yoga yapın, pilates yapın, açık havada yürüyün. Sonraki adım ise güzel bir uyku, dinlenilmiş bir uyku. Bir yetişkinin 7-8 saat e, uyuması gerekiyor. Yoksa o negatif düşünceler tetiklenmiş oluyor. Mutlaka iyi bir uyku alın. Yatmadan 3 saat önce e, kafein tarzı çay, portakal suyu bunları içmeyin. O korona sürecine gelirsek de, e, bunu takıntıya için Bana çok fazla bununla ilgili soru geldi. E, 20 kere elimi <laughs> yıkıyorum. Hepimizde oldu bence. <laughs> evet. Ya, olmayan olmamıştır yani. Kesinlikle. O marketten aldıklarımız üçer beşer defa yıkamalar. Hı -hı. Hani yıkayıp kaldırıyoruz dolaba tekrar alıyoruz kullanırken yıkıyoruz. Evet, evet. E, gerçekten bir takıntı haline ha, geldi. Geliyor. Birazcık da altyapısı varsa kişinin o tepki tetiklenebilir. Şimdi o 20 kere el yıkama olayını şöyle yapabiliriz. E, 20 saniye kuruluna uyarak e, elimizde gün içerisinde 10-15 defa yıkayabiliriz çünkü bir pandemi süreci içerisindeyiz. Endişenin olması çok normal. E, endişe yani bir belirsizlik var. Belirsizliğin Hı -hı. olduğu yerde de endişenin var olması e, kaçınılamaz. Kesinlikle. Peki ne zaman uzmana başvurmayı öneriyorsun sen? Yani ne zaman biz kendimizde artık canımıza tak ettiği zaman mı uzmana gidelim? Yoksa onun öncesinde şunlar 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 oluyorsa mutlaka bizden destek alın dediğin durumlar Hı -hı, var mı? Hı -hı. Kişi artık sosyal hayatında olumsuzluklar yaşıyorsa, günlük rutin işlerin hiçbirini yapamıyorsa, Hı -hı. aile bu durumla baş edemiyorsa mutlaka uzmana başvurmaları lazım. Şunun gibi siz... ...star bir insana neden duymuyorsunuz diyebilir misiniz? Mümkün değil. Nasihat hiçbir işe yaramaz Aynen bu durumda. Öyle. Vallahi efendim Esra yine bize harika bilgiler paylaştı. Kadın erkek ilişkileriyle ilgili... ...obsesyonlar, takıntılarla ilgili... Ee, bence ben çok faydalandım kendi adıma. Hı hı. Çok teşekkür çok, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına çok güzel sağlık. bir sohbet oldu benim için. Ay de. Her zaman seninle çok güzel sohbetler ediyoruz. Hep hayatın içinde konuştuğumuz bir program evet, burası aslında. Evet. Keyifleriniz yerinizde. Gayet iyi şükürler olsun. Allah Allah daha iyi etsin diyelim. <laughs> Bugün sizinle ilk programda böyle evet. güzel güzel hem gebelikte diş sağlığını hı hı. konuşalım. Ee, gülüş estetiklerinden bahsedelim. Şu dolgulardan bir bahsedelim. Tamam. Genel şöyle bir ağız sağlığından bahsedelim Her şeyi ne Her şey konuşabiliriz. Her şeyi konuşalım. <laughs> evet. İsterseniz ilk olarak çok merak edilen diş estetiğini konuşalım. Hı hı. Diş estetiği dediğimizde aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Diş estetiği neleri kapsıyor? Şöyle sizden öğrenelim. Şimdi kişiye göre değişmesine rağmen aslında kişinin güzel bir şekilde gülmesi diş estetiği demek. Yani kişiye özel olarak ya yani bazı hasta dişlerinin arasında açık olmasından hoşlanır. Bu kişiye göre onun estetiğidir. Hı hı. Ama bakıldığı zaman dışarıdan göz rahatsız etmeyen, kişinin yüzünde güzel bir ifade veren bir ağız ve dişler kişiyi hep ön plana atar. Bir iş görüşmesine bile gittiğinizde güzel gülüşü olan kişi hep güler çünkü güldüğü zaman da daha ön planda olur. Dolayısıyla ya kişi rahatsız etmeyen bir gülüş aslında güzeldir. İlla da yapma dişlerle gülecek diye bir şey yok. Bazen dişinizin renginden hoşlanmayabiliriz. Hı hı. O bir diş estetiğine girer, dişi beyazlatma deriz. Bazen diş aralıkları kötü durur. Hı hı. Laminalar, zirkonlar dediğimiz dişleri keserek yaptığımız işlemlerden yaparız. Bazen dişin bo boyunu uzatırız, diş etini değiştirebiliriz, çarpık dişleri düzeltebiliriz. Bunların hepsi diş hekimliğinin her bir dalı diş estetiğini kapsar. Bütünen yapılıp, bütünen dişin kişinin güzel görünmesini sağlayan tedavilerin tamamıdır aslında. Peki hocam zirkonlarla eski metal kaplamalar arasındaki farklar neler? Hı -hı. Çünkü biz aslında hep o eskileri evet. biliyoruz ya. Senelerce biz metalli olan, içi metalli olan porselenleri yaptık. Hala da yaptığımız hastalarımız var. Fakat şimdi daha sonrasında çıkan zirkonların içerisindeki zir metal yok. Ya yani Zirkon denilen bir metal Hı -hı. var aslında. Beyaz bir malzeme. Ve üstünün porselen kaplaması var. Dolayısıyla diş etine... Bir, e, normal porselenlerde hastada 4-5 sene geçtikten sonra diş etinde hafif bir morluk görülür. Böyle hmm. değişik bir morluktur o. O bağlantı çok iyi olduğu için zirkonlarda öyle bir morluk olmaz. Çünkü diş eti uyumu mükemmel bir metaldir e, zirkonlar. Diş etini böyle bir sarmalar daha hoş daha bir görüntü daha sağlıklıdır daha hocam? sağlıklıdır sağlık açısından çok daha iyidir Hı -hı. dolayısıyla e, koku yapmaz koku ya bir miktar daha engel olur ve ısı geçirgenliği daha iyidir yani e, şöyle söyleyeyim herkes soğuk sıcak aldığımızda ağzımızın içerisine bu soğuğu da aşağı içeriye iletmek ya da sıcağı içeriye iletmekte daha güç iletir dolayısıyla Hı -hı. hasta daha rahat eder daha konforludur en önemli şey estetiktir. Yani daha ışığı parlak gösterir içerisinin yapısından dolayı ee, daha böyle pırıl pırıl bir görüntü daha oluşturabilir. Daha doğal mı hocam? Daha doğaldır. Daha doğallığı açısından zaten daha doğal. Hani o eskinin kaplamaları için daha hani böyle bir Aynen öyle. Yapay duruyor ya. Çünkü dişi daha az kesiyoruz. Bir de en sağlıklı yönü dişteki Hı -hı. malzemeden yani eski metalli porselenlerden dişi daha fazla kesmemiz gerekiyordu. Dişten daha fazla ufatmak gerekiyordu. Bizim istediğimiz estetikteki en önemli şey Dişten en az malzeme kaldıralım, dişe en az zarar verelim Hı -hı. ama maksimum estetiği, güzelliği ve fonksiyonu sağlayalım. Daha iyi yemesini sağlayalım. O mesela hocam onun özel bir sebebi var mı? Yani fazla kestiğimizde sonrasında şöyle bir problem olur dediğiniz şöyle, gibi. Şöyle yani dişin yapısı ve, e, sinire, kestikçe sinire yakın bir yere Hı -hı. doğru gidiliyor. Dolayısıyla... ...ısı hassasiyeti daha fazla olacak o bölgede. Dişin tutunması daha zorlaşacak. Yani o e, yapılan kaplamalar bazen düşer çünkü ağız içerisinde. Yapışkanlar azalabilir. Tutunmayı azaltır. Oysa dişimiz, ana dişimiz daha iyidir. Daha bu dentin düzeyinde kalsın isteriz. Sinirine kadar gitmesin isteriz. Peki bonding ne hocam? Biz çok duyuyoruz evet. bu tabiri ama <laughs> bilmiyoruz ne olduğunu. Şimdi bonding aslında dolgu demek. Yani dolgu malzemeleriyle dişlerin estetik bir hale getirilmesi demek. Bondingleme ile dişleri düzeltme deriz. Eğer kişinin e, dişine daha az zarar verir bu nedir? dişlerin aralısı aralık diyelim ki. Bu kişi bu aralığı kapatmak istiyor. Laminalarda yani bu takma tırnaklar gibi olan dişler Hı -hı. laminalar. Dişin yüzeyinden 0,3 milim kesiyoruz. Laboratuvarda yapıyoruz. Oysa bondingi Hastanın ağzına direkt uyguluyoruz. Dişe zarar vermiyoruz. Dişten ufak bir madde kaybı yapmıyoruz. Hı hı. Özel asitleme ve özel yapıştırıcı ajanları var. Dolgu malzemelerini yavaş yavaş yığarak dişin boyunu uzatabiliyoruz, aralığı kapatabiliyoruz, kötü bir şekil varsa değiştirebiliyoruz. Bunun tek dezavantajı kompozit bir malzeme olduğu için zaman zaman cila yapılması gerekebiliyor. Ya yani 6 aylık bir sürede diyelim ya da çok kahve, çay tüketen kişilerde Biraz daha erken olabiliyor, cilalanması gerekebiliyor. Diğer dişlerde, laminalarda, zirkonlarda fırçalamasanız bile bir gün iki gün ki öyle bir şey yok fırçalamak gerekiyor. Bunun üstüne basa basa hocam evet, söylüyor. Kesinlikle fırçalanacak, renk değişimi olmuyor. Oysa bunda bir renk değişimi meydana gelebiliyor, cilalanması gerekiyor. Ama diğer malzemelere göre yapımı daha kolay, dişe zarar vermesi daha az... Ve daha fiyatsal olarak çok daha uygun, zamanı daha kısa. Daha hasta ağzında çok daha kısa sürede, yani bir saat gibi bir süre içerisinde hasta ağzını restore edebiliyoruz. Gebelikte diş tedavisi yapılabilir mi? Neler yapılabilir? Hı -hı. Onları da konuşalım. Evet. Şimdi gebelik kişi için özel bir dönem. Şu, şu düşünceden önce bir kurtulalım. Her gebelikte bir diş çekilmek zorunda kalır. Her gebelikte bir diş çürür. Böyle bir şey yok. Hı hı. Sadece gebelik özel ve e, güzel bir dönem olduğu için kişinin yeme içme isteği artar. Tatlıya düşkünlük artar. Ve kişi özel dönemini daha rahat geçirmek ister. Yani normal şartta tatlı yediği zaman fırçalayan kişi e, gebelikte onu biraz geçiştirebilir. Hı. Ve kusmanın etkisiyle Az, hani e, bulantı nedeniyle Hı -hı. sürekli bir asit ortamında kalır. Bunlar da diş çürüğünü artırıcı etkenlerdir. Yoksa siz gebe kaldığınız için dişiniz çürümüyor. Aslında bu yan etkenlerden dolayı. Eğer kişinin abur olan isteği arttıysa yiyebilir. Ardından fırçalayacak bakımını artırması gerekiyor. Ama kusma dönemleri önemli tabii. O çok fazla kusmayla geçirilen gebeliklerde o asit ortamını azaltacak arada ağzını peynir atabilir. Hı -hı. asiti rahatlatıcı şeyler yiyebilir diyoruz. Yani çok fazla bulantısı kusması olan gebeler özellikle diş bakımında daha Hı -hı. mı daha riskler, artırmaları gerekiyor. Evet, bakımlar. daha artırmaları Hı -hı. gerekiyor. Çünkü ağız sürekli asit ortamında kalıyor. Bu da çürüye olan eğilimi artırıyor. artırıyor. Yoksa gebelikte de değil. Bir de bebek kendisi için yeterli olan kalsiyumu annenin kemiklerinden alır. Eğer anne besinle almıyorsa yani annenin dişlerinden almaz deriz ki hani hastalar hep söylüyor işte hep çocukların yüzünden her gemelimde bir iki diş kaybettim öyle bir şey yok bakımını daha iyi yapar ise eğer Diş çürümeyecektir, abur cubur biraz azaltacak veya yiyecekse özel dönemi herkes her zaman yaşamıyor. Ben yesin istiyorum, yesin ama fırçalasın istiyorum. Her dönemde aslında gebelikte artık tedavi yapılabiliyor. İlk 3 aylık dönem sakatlıkların oluştuğu, Allah korusun hı hı. oluşmasın Allah korusun. deriz. Bir takım ilaçların daha dikkatlice kullanılması gerektiği dönem sadece bu dönemde Gebelikte düşük riski var ise hı hı. o dönem oturuş pozisyonu veya hasta çok korkuyorsa kendisini sıkacaktır ve düşüğe eğilim artacaktır. Bunu yapmıyoruz. Yoksa hasta korkmuyorsa herhangi bir şekilde kendisini sıkacak bir durumu yoksa ilk 3 ayda bile diş tedavileri yapılabilir. Çünkü hastaya bebeğe zarar vermez. Son 3 ayda da oturuş pozisyonu çok e, mümkün olmadığı için evet, yapmıyorduk. Evet. Ama acil bir durum varsa tabii ki yapılabilir. Tek şey kanal te e, tedavilerini yaparken film çekiyoruz biz röntgen. O röntgenleri çekmememiz gerekiyor. Bir yani gidip de bir implantı da gebelik döneminde yaptırmasın tabii Hı -hı. ki. Özel dönem diyoruz. E, ya yani dolgu varsa, ağrı varsa mutlaka her dönem bu işlem yapılabilir. Ama Tek şey film çok önemli. Film gebelikte o ışınlar zarar veriyor. Hı -hı. Çektiremiyor veya gebe olduğunu söylediği zaman çok gerekliyse kurşun önlük giydirip o şekilde çekebiliyoruz gebelerde evet, de. Evet bana öyle yapmışlardı evet, 20'lik bir şey bakmak için. Kurşun önlükle çekilebiliyor. Herhangi bir şekilde bizim kullandığımız iğneleri zararı yoktur bebeğe. Hasta der ki o iğne vurdurdum işte bebeğime sakat oldu öyle bir şey yok. Hı -hı. Ya Düzgün bir şekilde yapılırsa her şey kontrol altındaysa. Hiçbir sakınca yok. Yani aslında bütün tedaviler yapılabilir sadece diş röntgeni dediğimiz. Sadece Film diş çekilmiyor. röntgeni çekilmemesi gerekiyor veya çok ileri tedavi yani gidip de bir lamina yaptırmasın Bu hamileliğinde mi? de yani bunlar biraz daha estetik işler yani ertelenebilecek işler yapılması gerekiyorsa yapılabilir ama illa durduğu yerde de hani o bir konfor işi yani onun özel dönemde de yaptırmamasında fayda vardır. Peki mesela hocam işte birinci trimester ve üçüncü trimesterde aslında bunlar yapılabilir. İşte iki ara dönemde yapılmasın dediğiniz işlemler var Şöyle, mı? Şöyle birincisinde yapılmasın dediğimiz işlemler işte düşüğe eğilim olduğu Hı -hı. dönemdir. Ve mümkün olduğu kadar zor işler bunu dönemde yaptırmasın Yapılmış. deriz ama ortadaki olan dönemde 4, 5 ve 6. aylık dönemlerde artık bebeğin bütün organları oluşmuştur. Her türlü işlem yapılabilir. Hı -hı. Bu dönem hasta rahat oturabilir kalkabilir. E, Gebelikte bazen diş etleri çok kötü olur. Neden Bence olur? Bence her kadın yaşıyor. Yaşıyor çok. Ben de gebeliğimde yaşadım. Ekstra bir hassasiyet oluşuyor. Aynen öyle. Oluşuyor. Hassasiyet oluşabiliyor. Bebeği korumak için bir takım hormonlar salgılanıyor. Bu hormonlar maalesef diş etlerinde şişmelere ve kanamalara yol açıyor. Bu geçici bir dönemdir. Hı hı. Geçici bir durumdur. Ama bunu bazen diş taşı kanamaları, diş enfeksiyonları ile karıştırabiliyoruz. O nedenle de o dönemde de mutlaka diş doktoruna rutin kontrolünü yaptırmalı ki karıştırılmasın. Gebelik kisti diyoruz diş eti o kadar şişebiliyor ki bazen. Geçici bir dönem Hı -hı. o dönem geçtikten sonra geçecek ama zaman zaman diş eti kontrollerini yaptırmak lazım. Çünkü diş eti enfeksiyon olan kişilerde düşük riski artıyor. Bu kanıtlanmış bir gerçek çok önemli gerçi. bir bilgi evet. hocam ciddi bir şekilde düşük riskine eğilim olduğu görülebiliyor. Enfeksiyon, enfeksiyon dişetleri çünkü bütün dişetleriniz enfeksiyon şakır şakır kanıyor. Hı -hı. O şekilde düşünün. Ama hormonların verdiği etkiyle olan kanama normal bir kanamadır. Onu hekim anlayacaktır zaten. Aslında kadın doğumcu, e, kadın doğum doktoruyla birlikte gittiğimizde birlikte. kontrollere Bence, Arada bir diş hekimine de gidip onu de, da bir kontrol ettirmekte fayda var. Hastalara söylüyoruz oraya gittiğinizde bir 5 dakika uğrayın rutin kontrolünüzü yaptırın herhangi bir sakınca olmaz. Çok çok önemli bu gerçekten. Evet. Diş kayıplarının sonradan oluşması kaçınılmaz oluyor. Daha kötü oluyor kaçınılmaz yoksa? oluyor ki eğer ki bu fırça e, kayıplar olmaya başlıyor, enfeksiyonlar ilerliyor, hı hı. e doğum yapıyor hasta, bir süre süt verme dönemi, evet. yine özel bir dönem, yine kaçınıyor. Ardından bir 6-7 aylık olduktan sonra, bebek 6-7 ay olduktan sonra geliyor ki ağız berbat bir durumda ve geriye dönüşümü çok daha zor, problemler. Ben hep derim ki eğer problem başta olarak giderseniz hem çözümü çok daha kolay olur. Ağrısı çok daha kolay olur. Maliyeti çok daha kolay olur. Bir dişi düşünün basit bir dolguyla kurtarılacakken yani, çürümüş bir diş hı hı. çok ağrı yapmıyor ağzınızda yani bir şeyler yediğinizde içine bir şey giriyor rahatsız ediyor. Burada bir çürük var demektir. Bu durumda giderseniz doktora basit bir dolguyla yaklaşık yarım saatlik bir dolguyla bu kurtulacaktır. Gitmedik biraz daha ilerledi çürük. Bir gece şiddetli bir ağrı başladı. Ya. Sabaha kadar ağrıdan uyuyamadınız. Bu diş kanal tedavisine gitti demektir. Sinirine çürük ilerledi demektir. Bu sefer ne yapıyor? Sinirini almamız gerekiyor. Bu daha ileri bir durum. Yine gitmedik. Ağrı kesicilerle idare etmeye çalıştık. Yine vurdurduk. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bu sefer diş enfeksiyon oluyor. Dip de kisleşiyor. Eyvah, eyvah. O zaman o diş çekime gidiyor. Hadi oldu implanta ihtiyacınız oldu, protezi ihtiyacınız oldu. Yazık günah. Halbuki başlangıçta yarım saatlik bir işlemle Hı -hı. kurtulurken hem maliyet ilerliyor hem de kişinin ağrısızlığı, zamanı, zaman günümüzde çok değerli bir şey. Niye o kadar ilerlesin? Yani dişi ölüyorum dedikten sonra evet. aslında çok Aynen da yapılacak ya. bir şey kalmıyor. Ya ağrı olmadan yapılan her işlem yani ağrı başladıysa zaten baya bir ilerledi demek. ya Yani ilerledi ben artık daha duramıyorum beni götür demeye çalışıyor. <laughs> o bir içsel bir şey ama ağrı yap olmadan zaman zaman bir kontrol çok zor bir şey değil. 6 ayda bir öneriyorsunuz. 6 ayda musunuz? bir rutin öneriyorum ben. Peki evet. gebeleri hocam özellikle diş sağlığınızı korumak için evet ağız bakımının Hı -hı. yanında. Günlük şu kadar süt, şu kadar peynir diş sağlığınız için tüketin diyor musunuz? Şimdi onu genellikle kadın doğum doktorları besinsel kısımlarını ayarlıyor. Çünkü çoğunda gebelikte şeker ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Ama mutlaka bir bardak kesinlikle süt içmesini istiyoruz. Ya da bu e, peynir ürünlerini mutlaka yesin istiyoruz. Hiçbir şey olmadı mı bir kase yoğurt yesin. Yani onu yiyebilir. Ben birazcık şeylerden e, e, kaçınmalarını istiyorum. Bu tatlı eğilim çok aşırı artıyor. O dönemde o tatlı eğilimini biraz azaltmalarını öneriyorum. Bence şey oluyor hocam. Hepimiz hep hayatımız boyunca hep kilo alma evet. korkusundayız ya. O <laughs> dönem zaten alıyoruz. Hadi yiyelim tatlıları. Nasıl olsa bir şey olmaz düşüncesiyle o istek de varken ama biraz doğru söylüyorsunuz. Kiloyu alacağız diyerek <laughs> yiyoruz. Vallahi. Doğru söylüyorsunuz. Peki merak edilenlerden bir tanesi de şu hocam. Annedeki bir çürük evet. bebeğe geçer mi? Maalesef geçiyor. Öyle Neden mi? geçiyor? Bir miktar genetiksel olarak çürüğün anneden bebeğe geçtiği doğrulanmış. Ama asıl geçen şey annenin ağzında enfeksiyon varsa. Şimdi benim de çocuğum oldu. Ben de aynısını yaptım. Emzik veya mama yapıyorum. Ona küçük kaşıkla acaba bu soğudu mu deyip ağzıma hmm, sokup tekrar yapıyoruz. bebeğin ağzına sokuyordum. Eğer benim ağzımda <laughs> enfeksiyon varsa ya çürüğün içerisinde olan bakteriler direkt bebeğe aktarılıyor hmm. bu şekilde. Dolayısıyla diyoruz ki Bazen anne o, inanılmaz bakımlı ağzı ama diyor hocam ben çok güzel baktım ağzım çok iyi ama bakıcı bakıyor bakıcının aynı şekilde evet. yapmadığını bilemiyoruz. Ondan dolayı da zaten <laughs> hani e, e, ebeveynin de ağzının iyi olması lazım ya bunlara dikkat etmemiz lazım. O yere düşen kaşığı hemen ağzımız alırız temizlenmiş gibi hepimizin yaptığı şeyler bunlar bunları yapmamak lazım. Kendi ağzımızdan veya öpen kişiden yani böyle ağızdan iştahlı iştahlı bebek kısımları bunlara biraz engel olmak lazım. Geçiyor maalesef. Valla onlara engel olunca ailevi krizler çıkıyor evet, diyor hocam. Evet, haklısınız oluyor. <laughs> Peki hocam diş eti kanamaları evet. belli bir hastalığın e, bize bir sinyali olabilir hı hı. mi? Şimdi sağlıklı bir diş eti asla kanamaz deriz. Sağlıklı bir diş eti portakal kabuğu rengindedir. Onun gibi üstü böyle pürüzlüdür hı hı. ve kanamaz. Yani ancak dışarıdan bir müdahale etmek lazım ki kanasın. Eğer ki kanıyorsa özellikle durduğu yerde kanıyorsa... Orada bir problem var demektir. Nedir? Belki diş taşı vardır hı hı. içerisinde. O diş taşları etin içerisindedir, kemiğe yapışıktır. Onları temizleyince kanama kaybolabilir. Bir çürük vardır, diş eti çürüğün içerisine doğru büyümüştür. Ondan olabilir. Kırık bir restorasyon vardır, ondan olabilir. Dişle ilgili bütün etkenler temizlendikten sonra eğer hala kanama varsa vücutsal bir problem vardır. C vitamini eksikliğinde çok kanayabilir. Bazen e, Allah korusun lösemi de şakır şakır dişetleri kanar. Kanar. Çok ciddi kanama oluyor. Virütik enfeksiyonlarda dişetleri çok kanar. Ya bu diş eti kanamalı ve enfeksiyonu açık demektir. Kanamalı bir diş eti. Günümüzde korona çok önemli virüs dönemindeyiz. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sağlıklı bir diş etinin alamayacağı virüsü o kanamalı, enfeksiyona açık olan bir diş eti çok rahatlıkla alıp hastalığın ciğerimize kadar gitmesine sebebiyet verebilir. Peki bir hasta diyorsa, hocam her fırçaladığımda kanıyor. Bu bir problem belirtisi midir? Problemdir ya hastada bir sıkıntı vardır bazen hasta var ki tahta fırçası gibi <laughs> yaparak kanatıyor gerçekten ağza bakıyorsunuz ama fırça bir ay sürmüyor o kadar haşin fırçalıyor ki bu zararlıdır bu yarardan çok zarar sağlar <laughs> hasta bazen der ki pis kana akıtıyorum böyle bir şey yok Aa, lütfen öyle bir şey yok <laughs> hocam neler var böyle genellikle hasta ağzıyla konuşmaya <laughs> çalışıyorum ki insanlar çok daha iyi anlasınlar yani öyle bir şey yok sağlıklı diş eti kanamaz lütfen daha orta sert hekim söylediği şekilde fırçalamakta fayda var. Biraz daha kibar kibar. Daha kibar, kibar fırçalamak da fayda var. Çünkü kanıyorsa bir sıkıntı var demektir. Ya vücutsal bir hastalığın belirtisini veriyor. Hı hı. Veya işte bir vitamin eksikliği, kan eksikliklerinde de, demir eksikliklerinde de ciddi diş eti kanamalarımız oluyor. Ya var bir problem ki Bu var vücut var. alarm veriyor. Sinyal veriyor. Mutlaka diş hekimine gidiyor. Eğer ki dişsel olarak problemler giderildikten sonra ardından devam ediyorsa diş hekiminin önereceği bir dahiliye bir branşa gidip bütün tahliye ne yaptırması gerekiyor. Eğer ağız içerisinde diş taşları, boruk, bozuk olan e, bir takım dolgular, kaplamalar bir şeyler varsa bundan ağız kokar. Diş taşları temizlendi, her şey mis gibi. Ağızda kokacak bir şey yok. Hala kokuyorsa üst solunum yolu enfeksiyonlarından olabilir. Sinüs enfeksiyonları hı. kokuya sebep verebilir. Olabilir. Şeker hastalarından aseton kokusu gelir. Karaciğer, hı hı. böbrek hastalarında tipik bir balık kokusu vardır. Hı hı. Çiğ balık kokusu gelir ağızdan. Bunlar mide hastalıklarında, özellikle midede reflü olanlarda sabah kalktığında çok ciddi bir koku olur. Bir de hastalarımız bizim biraz yanlış fırçalıyor. Ee, akşam fırçaladık, yattık. Gece kalkıp herhangi bir şey yiyorsak yeniden fırçalamamız lazım. Gece yemesine engel olmak evet. lazım. Eğer ki sabah kalkar kalkmaz diş fırçalıyor insanlar ama Kahvaltıdan sonra fırçalamıyor, böyle bir şey yok. Hani sabah kalktığında bir ağız kokusu vardır ya. Yediğimiz eğer soğan, sarımsak türü bir şeylerse bunlar genel ağız kokusudur, gidecektir. Hı hı. Ama sürekli her gün olan ağız kokusu hatalıdır. Yine hekim eğer baktıktan sonra sıkıntı varsa mutlaka o diğer branşa yönlendirip. O tedavi olur ise ağız kokusu geçecektir ve ciddi anlamda sıkıntıdır ağız kokusu. Sabah akşam fırçaladılar hocam. Bir He. de her yemekten sonra mı fırçalansın? Şöyle yani sabah kalkar kalkmaz değil de yemek yedikten sonra, sonra diş fırçalamak lazım. 10 kere yemek yiyorsak 10 kere de fırçalama <laughs> değil. O, Ama, da zararlıdır, değil e, o da zararlı değil mi? Gibi, <laughs> e, o da zararlı. Hiç fırçalamamak gibi o da zararlı. Sabah kahvaltısını yaptınız fırçaladınız. Akşam fırçalaması kadar değerli fırçalama yok. yok. Değil mi? Öğlen fırçalamaları bazen... ...geçebilir. Ben de zaman zaman geçirebiliyorum. Geçirin demiyorum tabii ki. Ama dışarıdasınız... ...yani enfeksiyonlu bir ortamda diş fırçalamaktansa... ...güzel bir çarkalayın. Hı hı. O da yeterli olabilir. Çünkü gündüz... ...hepimiz konuşuyoruz, sakız çiğniyoruz... ...bir şeyleri atıştırıyoruz. Onların da... tükürüğün bir yıkama etkisi var. Ama gece yatarken... Bu etkiler tamamen gidiyor, vücut duranlaşıyor ve zaten ağzımızın içerisinden, mideden gelen bir takım asitler var. Çürüyücü etki maksimum seviyeye ulaşıyor. Eğer ki kalktık uykudan, bir tane bir şey aldık, bir fındık yedik, e, ne fırçalayacağım bir fındıktan zaten bir ne fındık. olacak dedik. <laughs> o dişlerimizin aralarına girdi, hadi asitle birleşince çürüyücü etki artırıyor. En değerli öğün ...akşam yatarken fırçalanması. O çok önemli. Evet. Bebeklerde de... ...ne zaman öneriyorsunuz hocam? Bebeklerde diş çıkmaya başladığında... ...anne baba yavaş yavaş fırçalayacak ki... ...onu. Çocuk da o... ileriki döneme olan bir alışkanlık olsun. 3 üç yaşlarında, 3,5 üç yaşlarında... ...bütün dişlenme zaten tamamlanmış olur... Hı -hı. ...süt dişleri. Bu dönemde fırçalayacak. Niye fırçalayacak? Süt dişi tamam değişecek. Hasta diyor ki... ...değişecek zaten hocam. Ne olacak sanki? 2-3 sene de çürük kalsın. Değil. Eğer ki o süt dişi erken çekilirse oradaki e, altından gelmesi gereken dişe yer kalmayacak. Dolayısıyla çarpık olacak. Ağız ya, yapısı, yapısı, yapısı bozulacak, diş yapısı bozulacak, çene yapısı bozulacak. Hı -hı. Gelen dişe yer kalmayacağı için daimi diş çarpık olacak. 6 yaşından itibaren süt dişi ve sürekli dişler ka, e, komşuluk yaparlar. 12 yaşında bütün süt dişleri gidip sürekli dişler gelmiş olur. Eğer bu komşuluk düzeyinde, bu 6 senelik düzeyde bir diş çürük, süt dişi ama müdahale etmiyoruz. E bu kalıcı dişe geçebilir yanındakine. O yüzden süt dişi de kalıcı diş kadar değerli ve önemlidir. Bu da çok önemli. Güzel bir bilgilendirme <laughs> oldu. Az önce dedik ki diş taşları ağız kokusuna sebep evet. olabilir. Peki biz diş taşlarını bu problemleri daha yaşamadan önlemek Hı -hı. adına ne kadar zamanda bir yaptıralım hocam? Şimdi Normal 6 ayda rutin bir kontrol öneriyorum. Hı hı. Eğer kişi düzgün fırçalıyor ise, bakımlı ise o arada illa taş oluşmayacaktır zaten. Çoğu hastada bunu görmeyiz ama yani çok etkili fırçalayamıyorsa, yanlış fırçalıyorsa alt önlerde daha çok oluşur ve üst arka tuber dediğimiz şuralarda Oralarda tükrük bezlerin açılma kanalları vardır. Hı hı. Ve o bölgelerde taş yapıcı etki daha fazladır. O bölgelerde bir miktar olabiliyor. Hafif bir temizlikle giderilebiliyor. Hı hı. Ama hiçbir macun, hiçbir çarkalama suyu diş taşını önlemez. Önemli olan fırçalamak, mekanik fırçalamak. Macunun, fırçanı macunun, o tozların, şunların, bunların yüzde ikilik bir koruyucu etkisi var. Yüzde doksan sekizi fırçalamak. Fırçalamaktan fırçadan geç. başka kurtuluş yok. Bir de ağız fırçalanırken dil de fırçalanacak. Dişlerimizi fırçaladık. Onu es geçiyoruz Onu hocam. Onu es geçiyoruz evet. Dişlerimizi fırçaladık. Çok güzel, bakımlı ama dillerimizin üstünde ne olacak? Akşam yatarken özellikle bir dilimizi de fırçalamak Özel lazım. Özel dil fırçaları var. Önerik Özel musunuz? dil fırçalarıyla yapmak çok daha sağlıklı, daha güzel, daha kolay bir de eğlendirici bir şey. <laughs> yani o da yoksa diş fırçalarının arkasın da var. Onun evet. da fırçalanabilir ama dil fırçalamayı da unutmamamız lazım. Güzel bir bilgilendirme oldu. Peki diş beyazlatma hocam? Diş... <gülüyor> en, <gülüyor> en, çok, sorular, en çok sorulan sorulardan birisi. Evet. Şimdi diş beyazlatmasını ben öneriyorum. Kişi dişinin renginden memnun değil ise beyazlatabilir. Ama kozmetik yerlerinde değil. Diş hekiminde beyazlatılır diş beyazlatması. Ben bazen bakıyorum estetik merkezlerinde diş hekimi olmayan kişiler tarafından diş beyazlatması yapılamaz. Neden yapılamaz? Bizim bu kullandığımız malzemelerin belli konsantrasyonları var ve dişin yapısını en iyi hekim bileceği için Buna uygun konsantrasyonda ilaç kullanması gerekiyor. Ve bu ilaçlar taştığı zaman diş etlerimize zarar, zarar verebiliyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde hekim tarafından beyazlatılırsa evet sağlıklı beyazlatılsın. Ama internet ürünleriyle değil. Şimdi i̇nternet onu soracaktım. Çen, kesinlikle değil. Ne Evde kendimiz bunlar? yapamıyoruz bunu. Ay, yap, hekim yani eğer bir plak hazırladıysa, silah. hekim size ilacı ya yani tıbbi bir ilaç verdiyse olabilir ama internetten ısmarlanan ben zaman zaman ısmarlarım bakarım bu ürünler nasıl diye. İnanın o kadar zararlı ki konsantrasyonu çok yüksek takıyor veya o anda beyazdı gibi görünüyor. Diş minesini mahvediyor. Ertesi gün dişler sapları çok daha kötü olabiliyor. İnternet ürünleriyle dişler beyazlatılmaz. Beyazlatılması, beyazlatılması. Evet gerektiğini siz daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk evet. hocam sizinle e, diş minesine zarar Çok verebilir zarar maddeler evet, evet. olabilir demiştiniz. Peki özellikle doğala en yakın yapılan diş estetikleri neler hocam? <laughs> Şimdi doğala en yakın diş estetiği kişinin kendi diş, <laughs> dişi diyeceğim. Dişinize o. iyi bakacaksınız. Evet, dişinize kendi var olan dişinize iyi bakacağız. Onun dışında eee en güzel dişlerden birisi laminalardır. Laminalar e, dişte en az madde kaybını yaptığımız diş Makedlerde estetikleridir. Maketlerde örnekleri var mı hocam? Ee, demin burada insanı? maalesef yok ya. Dişlerin takma tırnağı <laughs> düşünelim. Takma tırnağı gibi dişin ön yüzeylerinden çok hafif bir şey keserek yaptığımız Hı -hı. dişler diye deriz. Ama diş beyazlatmaları doğaldır. Bunlar da ana dişimize asla zarar vermez. Dişimizin şeklini, yapısını değiştirmeyen dişlerdir. Yine dolgular. Yani estetik Türkiye'de diş estetiği başka estetikler de olduğu gibi inanılmaz ileri düzeyde. Ve e, Türkiye Türk hakikaten teknolojiyi ileri de takip ediyorlar. Zaman zaman yurt dışında katıldığımız konferanslarda falan gördüğümüzde oradaki hekimleri biz diyoruz biz ne kadar iyiyiz yani ne kadar hani bilimsel Aynı şeyleri güzel. takip ediyoruz. Gönül rahatlığıyla Türk hekimlerine güvenebilirler. O işlerinizi severek yaptığınız evet. için bence hocam. <laughs> şey oluyor ama normal estetikteki gibi ben şu dişle istiyorum diye gelen onu oluyor çok mu çok oluyor. Resim özellikle mi? geliyorlar ama onu şöyle açıklamak gerekiyor. Şimdi kişinin yüzüne <laughs> göre değişiyor. Benim yüzüm yuvarlak bir yüz. Benim yüzüme ince böyle üçgenimsi dişler o kadar komik durur ki yani yapmaya kalkılsa ben de isterim daha zayıf gösterecek dişler ama olmaz kişinin mesleğine göre bile dişler değişiyor. E, televizyon önündeki kişilerde daha böyle feminal kadınlarda daha Hı -hı. E, güldüğünde daha e, ön planda olan dişler yapmak gerekirken mesela bir avukatta daha ciddiyet veren daha sıralı dişler e, iş adamlarında daha karizma görünmesini gereken kişilerde daha ciddiyetli dişler. Ya Bunların ya Şekilleri var ...bayağı estetik yani. Hepsinin şekilleri var. Yani bayanlarda ön dişler biraz daha uzun olduğunda... ...daha böyle feminelliği artırır... ...daha hoş görünebilir. Yüz şekline göre, kişinin yaşına göre... ...bu diş yapıları değişebiliyor. Onu da kişiyle... ...ilk başlangıçta sohbette... ...hastaya söylemeden bile... Hani sohbet anında ona bakarsınız... E, ...kilolumu, zayıf mı, durumuna göre... ...her şeyi göre, göre, karakterine göre diş yapıldığı zaman de en doğallığı o verir. Diş estetiğinde de efendim evet. karakterinize göre dişler yapılıyor. <laughs> Öyle kimsenin fotoğrafıyla gitmeyin diyelim. <laughs> sağlıklı bir şey değil başka resimle yaptırmak. Valla çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür çok ederim. güzel Sağ bilgiler olun. paylaştınız. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun. İnşallah yine görüşeceğiz sizinle haftaya. Sağ olun teşekkür <laughs> ederim. Efendim şimdi de sıradaki konuğum astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Safiye ben de iyiyim Hanım? çok iyiyim. Bundan sonra her pazartesi sizinle birlikteyiz. Evet çok ben de çok mutluyum. Ben de çok mutluyum vallahi. Bize güzel haberler verin, i̇nşallah. güzel enerjiler verin. Gönül onu istiyor. Şöyle tabii haftaya ki. bomba gibi başlayacak mıyız? Evet inşallah tabii ki. Gene bir önemli olay arifesindeyiz çünkü. Ya yine mi? Evet. Şimdi yani... geçtiğimiz hafta Merkür Retrosu'ndan bahsetmiştiniz. Evet. Yine bir tutulma bizi bekliyormuş. Evet. Merkür retrosu birazcık canımızı sıkmıştı. Aha. Bu yeni tutulma canımızı sıkacak mı? Şimdi bu tutulma, tutulmaların hepsi çok önemli Safiye Hanım. Güneş ve ay tutulmaları hayatımızdaki kadersel olayları anlatıyor bize. Bütün ben dahil diğer astrolog arkadaşlarım Hı -hı. da 2020'nin gümbür gümbür geleceğini hep söyledik. Ve bunun önemli nedenlerinden bir tanesi de bu sene çok fazla sayıda tutulma var. Tutulmalar 2020'de. çok. Çok normalde standart sayı 2 güneş 2 ay tutulmasıdır. Fakat bu sene 6 tane tutulma Oo, birden var. Nasıl fazla? Evet. Haziranda bir güneş bir ay tutulmasını geçirecek. Şimdi 5 Temmuz'da gene bir ay tutulması olacak. Ve çok önemli süreçlerden geçiyoruz. Gerçekten dünyada da ülkemizde de bireysel olarak hepimizin hayatlarında da ne kadar köklü değişimlerin olduğundan anlayabilirsiniz. Tutulmalar çünkü çok önemli olayları getiriyor. Şimdi şöyle yapalım. Efendim izleyicilerimiz ekran başında kalın tüm burçları yorumlayacak. Çünkü Pınar Hanım Hı -hı. sırasıyla aşk hayatı, evlilik hayatı, para, sağlık ne durumda olacak? Kariyer, hepsini, kariyer evet. hepsini konuşacağız ama önce ülke gündemini yorumlayalım. Tamam. Ülke gündeminden sonra da tüm burçları tek tek yorumlayacağız. Ekranlarınızda kalın lütfen. Tamam. Ülke gündeminde özellikle ülkemiz için bu yeni tutulmada bizi neler Hı. bekliyor? Şimdi e, Safiye Hanım bu tutulma bir e, ay tutulması. Ay ve güneş tutulmalarını da kendi anlamları çünkü fark edebiliyor. Hı hı. Ay tutulması daha kaotik. Ay ve güneşin karşıtlığı olduğu için bilinçaltı ve bilinç konularının karşı karşıya gelmesi gibi düşünebilirsiniz. Ve bireyler çok güdüsel davranışlarda bulunabiliyorlar. Hı hı. Ee, bu tutulma, ay tutulması oğlak burcunda olacak. Oğlak nedir onu bir önce hatırlamak lazım. Oğlak sistem kurma, disiplin altına girme. Gelecek planları yapılanma ve bir şeyleri inşa etmekle alakalı hmm. ve devletler, yönetimler, iktidarlar, yöneticilerle alakalı. Bakın bir buçuk sene öncesinden başladı oğlak yengeç tutulmaları. Son bir buçuk senede fark ediyorsunuz değil mi? Dünya çapında devletlerde ve ülke yönetimlerinde ne kadar büyük değişimler Değişiklikler var. Çünkü var. Çok büyük olaylar gündeme geliyor. Siz geçen hafta da demiştiniz ki... Yengeç Burcu'nda olacak tutulma evet. ve özellikle pandemi sürecinde önlemleri birazcık azaltırsak sayılarda artış ve tekrar evet. eve dönebiliriz Aynen demiştiniz. Öyle oldu. Hiç sayı artışları yoktu biz konuştuğumuzda ve sayılar Sonradan patır patır yükselmeye başladı. Falan çıkmaya evet. başladı. Doğru 900 900'lere inmişler. Ee, şimdi bu tutulma da e, o zaman anlatırken de yengeç tutulmasını bir buçuk sene önce referans vermiştim evet. hatırlarsınız Safiye Hanım. Bu önümüzdeki 5 Temmuz tutulması da öyle. Bir buçuk sene önce e, Oğlak'ta gene tutulmalar zinciri başladı. Şimdi bu süreçte e, baktığınızda aslında bir buçuk sene öncesinden gelen planlarını sağlamlaştır diyecek Astroloji. Hmm. Yani genel anlamda etkiler bu şekilde. Fakat bu tutulma nelerse şifayı da içeriyor. Yani şifalanacağız bu tutulmayla beraber. Peki ülkemiz için neler olacak derseniz e, ben ülkemizle beraber biraz dünya gündemini de yakalamak istedim. Mesela bu tutulmanın derecesinde ve gene aynı Oğlak Burcu'nda 2001 senesinde Temmuz'un 5'inde gene aynı günde bir tutulma olmuş. Ve 2001 senesinde dünyadaki olayları hatırlarsak eğer mesela Amerika çok büyük etki almış bu tutulmadan çünkü güneşine karşı olmuş ve e, ikiz kulelere saldırı oldu biliyorsunuz evet. 2001'de. Bizim ülkemizde keza aynı şekilde zorlayıcı bir alandan karşıtlık yapacak bu tutulma ve 2001 senesine de sizi bizim için de götürmek istersen mesela hatırlarsınız belki o zamanki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'in anayasa kitapçığını rahmetli Bülent Ecevit'e atmasıyla beraber bir ekonomik kriz olmuştu. Çok büyük olaylar bu tutulmada da baktığınızda ses getirici Olaylar gündeme gelecek. Mesela Amerika'da... Biraz kaotik mi günler bekliyor evet, bizi? Evet, biraz öyle. Yani açıkçası mesela Amerika için şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Trump gidiyor. Yani seçimlerde çok büyük, büyük bir ihtimalle bir gidecek. Ve şöyle söyleyeyim, gidecek ama arkasında karboran bırakarak gidecek. Ekonomiyi berbat eyvah, ederek eyvah. gidecek. Amerika'da çok büyük bir ekonomik krizle bir lider değişimi bekliyorum. Onun dışında Almanya, Merkel'in haritasını özellikle inceledim. Almanya'nın kuruluş haritasıyla da baktım. Büyük bir ihtimalle evet Merkel'de, Angela Merkel'de bir e, ya sağlık problemi sebebiyle ya da artık siyasetteki e, yorgunluğundan dolayı bilmiyorum sanki e, çalışma düzenine bir sistem getirecek gibi gözüküyor. Aynı etkileri ben mesela daha önce yazmıştım sosyal medya hesaplarımda. Sevgili Meral Akşener için de bekliyorum. Yani bu önümüzdeki yıl sonuna kadar olan süreçte hı hı. İyi Parti Başkanı'nın da siyasetteki varoluş iddiası belki çalışma saatlerini bir sistem veya yerini kurmaylarından birini bırakma gibi bir süreç gündeme gelebilir. Çok büyük iddialar bunlar. Evet, bayağı iddia ediyorsunuz. Astroloji bir öngörü sanatı, yani bir olasılık sanatı. Tabii ki ben de bunları haritada gördüğüm için hı hı. söylüyorum ama. ...gerçekten %100 gerçekliğin nasıl olacağını sadece Yüce Rabbimiz biliyor. Biz burada bir olasılık yapıyoruz. İlmimizi konuşturuyoruz. Hı -hı. Öyle diyeyim size. İngiltere çok büyük bir ekonomik krizle baş etmek durumunda kalacak. Hı -hı. Yıl sonuna kadar olan süreçte gerçekten çok ciddi e, hükümetle alakalı problemler düşünüyorum. İspanya'da da... E, İspanya'nın ayına karşıt yapacak bu tutulma İspanya'da aynı şekilde bir toprak e, toprak hareketlenmesi, depremler ve sağlık konusunda yeni bir sistem gündeme gelebilir. Hı hı. Bunlar dünyadan izleyicilerimize bir e, serpme olsun. Bizde ne gibi değişiklikler olacak? Evet, derseniz Türkiye gündemi bizi daha çok etkileyecek şimdi çünkü. 2001 senesinde de aynı yerde bir tutulma oldu demiştim. Burada da aynı şekilde gerçekleşecek büyük bir Tutunma arifesindeyiz sizin de demin söylediğiniz gibi. Zaten oğlak anlam olarak yönetim, iktidar ve devlet demek. Hı hı. Yani e, üst yönetim. Dolayısıyla ben daha önce de Haziran ayındaki tutunmaları da yorumlarken aynı şeyi söyledim. Bir lider değişimi. Sadece iktidar olarak algılanması muhalefette de köklü sağlam bir iktidar ya da muhalefet liderinde değişim gündeme gelebilir. İç-dış siyaset hareketlenecektir diye düşünüyorum. Ama dış siyasetin e, nabzını Dışişleri Bakanlığı güzel etki altına alır, güzel e, sakinleştirir. Fakat iç siyaset birazcık daha karışabilir açıkçası. Biraz değişimler bekliyor değişimler. gibi görünüyor. Diyorsunuz. Ve son olarak da mesela 5 Haziran'daki yay tutulmasını yorumlarken de şöyle demiştim: Terör artış gösterebilir. Biliyorsunuz Eyvah. Pençe Kaplan operasyonu başladı. Hı -hı. Bu tutulmada da devam edebilir. Umuyorum ki yeni bir operasyona ihtiyaç kalmaz. İnşallah. Ve aynı zamanda o tutulmayla gene toprak hareketlenmelerine işaret etmiştim. Malatya depremi, Bingöl depremi peşi sıra geldi. Bu hafta maalesef sel ve gene toprak evet, kaymalarını maalesef. yaşadık. Yani sene sonuna kadar bu tutulmada da benzer etkileri Biraz görüyorum Biraz zorluklar, açıkçası. imtihanlar Birazcık, Evet, dikkatli olmakta fayda var. Allah yardımcımız olsun. olsun. İnşallah böyle kötü olaylara yine e, maruz kalmayız İnşallah, diyelim ama. tabii ki. En hafifinden geçiririz. <laughs> evet. Peki şimdi Pınar Hanım'cığım izleyicilerimiz heyecanla bekliyorlar Burçlar. Bizi. Evet. Tüm burçlar acaba bu tutulmadan nasıl etkilenecek Hı -hı. diye. Başlayalım mı burçlarımızı Başlayalım tek tek hadi. saymaya? Başlayalım. Hadi bakalım. Koç ve yükselen koçlar. Koç ve yükselen koçlar ekranlarda Ekran şu an sizi merakla dinliyorlar. Evet. Şimdi Safiye Hanım bir buçuk sene öncesine gene götüreceğim ben izleyicilerimizi... Koç ve yükselen koçlar bir buçuk senedir aslında hayattaki duruşlarını yapılandırıyorlar. Çünkü oğlak tutulmalarının başladığından beri ister çalışan bir koç olsun ister çalışmayan bir koç olsun fark etmez. Hayattaki duruşu, kendinden beklentilerini karşılama şekli, çalışanlar için kariyer başarısı, Hı -hı. kariyer ilişkileri mesela ile olan ilişkilerde yeni bir sistem gündeme gelebilir. Onun dışında... Baktığınızda son bir buçuk yıldır e, bu başarı anlamında zaman zaman zorlanmış olabilirler. Kariyerde ya da aile ilişkilerinde de biraz mesafeler, uzaklaşmalar gündeme gelmiş olabilir. Bu tutulma son kez bir buçuk yıldan sonra, hani yengeç tutulması için de helalleşme demiştim ya. Evet. Çünkü oğlak tutulmasında da bu tutulmayla sayfayı kapayacağız. E, kariyer, sistem, duruş, başarı bu konularda son bir... Hamle yapmalarını isteyecek gökyüzü onlardan. E, Yalnız şunu söylemek isterim. Merkür de retro biliyorsunuz. Hı hı. Diyelim ki birçok e, koç ve yükselen koç iş teklifi aldı. Kariyerde önemli bir projeye başlangıç aldı. Merkür'ün de retro olduğunu lütfen unutmasınlar. Mümkünse 15 Temmuz'a kadar beklemekte fayda Yeni var. Yeni bir iş kararı vermesinler. Yani bence vermesinler. Yeni ise vermesinler. Eskiden gelen bir teklifse, düşünmek için zaman istemişlerse eskiden... Hı hı. Şimdi yeniden gündeme geldiyse başlasınlar ama dediğim gibi 15 Haziran'da uyandık retro ile o günden beri gelen bir teklifse bence beklesinler. Koçlar birazcık sağlam ve kararlı gideceğiz, planlı gideceğiz evet. belli oldu. Sıradaki evet. burcumuza geçelim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar ekran başına diyoruz. Hadi bakalım. Bir buçuk bekliyoruz. yıldan beri sevgili boğalar da hayat görüşlerini beraber yürümek istedikleri insanla beraber birlikte oluşturuyorlar. Ve bu tutulmalardan, oğlak tutulmasından alacağı etki yanında sevdiği insan olabilir, eşi olabilir veya iş ortağı olabilir. Hayatın içinde onun için çok önemli ve beraber yürümek istediği insanla hayata dair çok uzun planlar yapıyorlar. Fakat bu planlamalar işin içinde oğlak ve satürn enerjisi olduğu için böyle çok e, bereketli, çok hızlı hızlı akmıyor maalesef. Hmm. Oğlak şunu ister zamanla pişeyim. Yavaş olsun ama tam olsun. Boğa ve yükselen boğalar hem özel hayat ilişkilerinde hem de iş anlamında beraber hareket ettiği insanlarla zamana yaydıkları sağlam bir yapılanma yani kendi hayat görüşlerini oluşturuyorlar adeta. Kişisel gelişimlerini sağlamlaştırıyorlar. Bu noktada ilişkiler tabii ki ön planda olduğu için birçok boğa ilişkisi varsa evlilik kararına gidebilir örneğin Aa, güzel. veya birçok boğada ay tutulması tamamlanmalar anlamına geldiği için ve tutulmadan olumsuz etki alan birçok boğa da olabilir o da o zaman diyecek ki yanımdaki insanla devam etmek istemiyorum Eyvallah. burada sadece iyi olarak düşünmemek lazım bilinç gelecek farkındalık gelecek yanımdaki insanla çok mutlu ilerliyorum ben bir adım daha ileri götüreyim resmileştireyim bu ilişkiyi veya yanımdaki insan bana zarar veriyor biz birbirimize uygun değiliz. Herkes yoluna devam etsin noktasına gelebilir. Onun dışında yurt dışı bağlantılı e, işlerde çalışanlar, işte yüksek öğrenim, akademisyenlik, turizm alanında, eğitim alanında çalışan boğalar için de güzel bir tamamlanma enerjisi gündeme gelecek. Boğalar o zaman ilişki anlamında bunu birazcık daha yaşayacaklar. Evet. Bu tutulmayı ya ilişkilerini sağlamlaştıracaklar ya da bitirmeye gidebilir dedik. Evet bir dedik. farkındalık gelecek. Hı -hı. Yani çok önemli bir bilinç aşamasına gelecekler. Çok güzel bir şey. Hadi bakalım sıradaki evet. burcumuz. İkizler, i̇kizler. İkizler ekran başında şu anda sizi dinliyorlar. İkizler, yükselen ikizler, burçları sevgili ikizler. Son bir buçuk seneden beri finansal anlamda... Ayaklarını yorganına göre uzatmayı öğrendi. Aslında ikizler Burcu çok fazla bilmez. Çok havaidir alışverişi çok sever. Yemeğe, içmeye, dışarıda zaman harcamaya çok güzel bütçeler ayırır kendi zevkleri için. Fakat bir buçuk yıldan beri tutulmalar onların finans alanında gerçekleştiği için ya finans gelir alanında meydana gelen onları kısıtlayan bir yeni yapılanma sebebiyle ya da ...yatırıma karar verdikleri için birazcık daha sistemli, disiplinli olmayı öğrendiler parasal konuda. Ee, Birçok ikizler ve yükselen ikizler bu 5 Temmuz oğlak tutulmasıyla beraber... ...bir buçuk yıldan beri gel gelen bir finansal düzenlemede son noktayı koyabilirler. Belki bir yatırım kararı alabilirler. Arsa alımı satımı, ev, dükkan alımı satımı, mahkeme kanalından beklenen bir para... Evet. ...aile kanalından beklenen bir para... Bir buçuk yıldan beri geçmişe de bağlı çalışabilir bu. İkizler ve yükselen ikizler finans ustası oluyor. Hadi Bir bakalım. buçuk yıldan beri. Güzel. Evet. Parayı para harcamayı seven ikizler parayı nasıl kullanması gerektiğini öğrendiler. Ve yatırım sizleri bekliyor efendim. Evet. Sıradaki burcumuz. Yengeç ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler bir buçuk yıldan beri bu noktada başladılarsa bir buçuk sene öncesi şimdi bu noktadan devam ediyorlar hayata Safiye Hanım. ...iş yerleri değişmiş olabilir... ...yanındaki eş değişmiş olabilir... ...ev değişmiş olabilir... ...yani sistem tamamen değişmiş olabilir... Hı hı. ...yengeçler için... ...çünkü tutulmalar yengeç ve oğlak aksındaydı... ...tutulmalar yengeç oğlak aksında olduğu için... ...aslında çok zorlandılar bir yandan... ...belki ailede kayıplar oldu... Hı. ...sağlık problemleri oldu... ...aile içinden gidenler oldu... ayrılmak zorunda kalanlar oldu belki... ...ev değişikliği yapmak zorunda olanlar oldu... ...fakat sonunda nerede devam etmeleri gerektiğini öğrendiler. Şimdi bu tutulmayla beraber de yengeçler karşılarındaki beraber hareket ettikleri insanlarla ilişkilerini yeniden düzenliyorlar. Birçok yengeç evlilik, ilişki, ortaklık, sosyallik, yakın arkadaşlık anlamında Tamamlanma enerjisi alacaklar. Hadi bakalım inşallah sıradaki burcumuza aslan, da, da geçelim. O aslan, aslanlar, aslan ve yükselen aslanlar. Onlar da bir buçuk yıldan beri gündelik hayatlarını planlıyorlar Safiye Hanım ve bu tutulma da onların sabah kalkıp akşam yatana kadar gün içinde geçirdikleri zamanda yeni bir sisteme gideceklerini gösteriyor. Yeni bir iş, yeni bir düzen. Çalışmıyor bile olsa günlük evin içinde ya da dışarıda yaptığı işlere yeni bir sistem gelecek. Hı hı. Fakat benim aslanlarla alakalı küçük bir uyarım var. Tutulmayı aldıkları alan sağlık konularına da işaret ettiği hı hı. için bu dönemde kaygı, korku, ve vesvese çünkü oğlakta vardır. Hep olumsuz tarafa kayma dürtüsü. Bunlara çok fazla mail etmemelerini tavsiye ederim. Aksi takdirde birazcık ufak ufak sağlık problemleri nüksedebilir çünkü kendilerine dikkat etsinler, motivasyonu yükseltsinler. Aslanlar planlı yaşamayı öğreniyorsunuz ve sağlığınıza çok dikkat ediyorsunuz bu tutulmada. Evet. Diğer burcu. Başaklar. Başaklar da şu an ekran başında sizi dinliyorlar. Başak ve yükselen başaklar bir buçuk yıldan beri hayatta özgüvenle durmayı öğreniyorlar. Çok kolay mı öğreniyorlar? Çok güllük yüzistanlık mı? Hayır. Çok zorlanarak, yalnız kalarak, Tek başına ilerlemek durumunda kalarak kimseye güvenmeyerek belki biraz köstek görerek hı hı. ama hayatın içinde ya ben de kendi başıma bir bireyim ve başarılıyım kimseye ihtiyacım yok kafasına geldi Başak ve Yükselen Başaklar. Bu tutulmada da aynı bu özgüven e, sağlamlamasını yapacaklar sağlamlaşmasını e, tutulmayı aldıkları alan ilişkilerde alma verme dengesi aşk hayatıyla alakalı. Bu noktada da Başak ve yükselen Başaklar demin aynı e, yengeçler ve koçlar için de söylediğim gibi ya tamam ya devam diyecekler. Hayatına yeni bir aşkta girebilir. Olan bir aşkın kendine zarar verdiğini gördüğü için bitirme kararı hmm. da alabilir. Çünkü geçmişten beri belki o yanında o insan vardı ama kendine zarar verdiğinin farkında değildi Başak ve yükselen Başak. Artık farkına varacak ve aynı zamanda ebeveyn olan Başakların çocuklarıyla olan ilişkilerinde ...yeni bir sisteme geçtiklerini göreceğiz. Biraz çocuk, çatışacaklar mı? Biraz çatışma olabilir, biraz çocuk büyüyebilir... ...hayata dair kendi planlarını yapmak isteyebilir... ...veya çocuk sahibi olmak isteyen Başaklar'dan da... ...güzel haberler Aa, gündeme hadi inşallah. gelebilir. Başakların hayatlarında güzel yenilikler evet, bekliyor onları. Evet, sağlamlaşıyorlar. Hadi inşallah. Diğer burcumuz? Teraziler. Teraziler ve yükselen teraziler. Bakalım bu tutulma sizi nasıl etkileyecek? Pınar Gürel anlatıyor. Evet. Terazi ve yükselen teraziler bana sorarsanız bir buçuk yıldan beri gelen yengeç oğlak tutulmalarında en zorlanan burçların başında oldular. Özellikle yükselen teraziler. Onlar psikolojik anlamda yalnızlığı, bir şeyleri imkansızlıklar içinde başarmayı, kotarmayı maalesef öğrenmek zorunda kaldılar. Büyüme zorlanma sonunda geldi. Birçok terazi ve yükselen terazi ev değiştirdi, aileden gidenler oldu, problemler yaşandı belki ama şimdi son kez terazilerin yaşam alanlarına bir sistem geliyor. Belki bir ev değişikliği, yer değişikliği, anne baba ile olan bir yeni bir sistem. Tabi burada anne babanın e, sağlık konuları da maalesef ki e, birazcık gündemde olabilir. Onlarla ilgilenmelerinde fayda var ya da onların yanında daha çok olmaları gerekebilir bu dönemde. Teraziler aile içine dönüyorlar evet, birazcık. Evet aile içine. Diğer burcumuza Akrepe geçelim. Akrepe yükselen akrepler. Akrep ve yükselen akrepler için. Sevgili akrepler, etkileyen. zihin dünyaları çok e, disiplin altına alınıyor. Hayata bakışları artık çok büyüdü, çok olgunlaştı. Yaşı kaç olursa olsun, geçmişte yaptığı hataları artık almıyor. Aileyle beraber sağlam geleceğini inşa edecek güzel e, düşünceler ve fikirler oluşuyor. Kendilerine zihinsel anlamda, kültürel anlamda yatırım yapacakları hı hı. bir dönem. Özellikle eğitim hayatı olan ya da eğitime başlayan akrepler için... Güzel tutulma etkiler getirecektir diye umuyorum. Hadi inşallah en azından güzel etkileri alan evet. güçler olsun. Diğer burcumuza geçelim. Yay ve yükselen yaylar. Aynı karşı aksındaki ikizler gibi onlar da finans ustası oldu. İkizler dışarıdan gelen paraları idare ederken yaylar kendi paralarını idare etmeyi öğrendi. Birçok yani bir buçuk yıldan beri belki kazanç anlamında bir değişime geçti. Yani ya kazancı azaldı ya da belki arttı hı hı. bir kısmını yatırıma geçirmeyi düşündü. Şimdi bu tutulma da öyle. Benim yaylara tavsiyem aileyle alakalı ya da dışarıdan bir parasal hikaye tamamlanıyor. Beklenen bir paranın gelişi var. Fakat bunu mümkün olduğunca disiplinle idare etmeye gayret göstersinler. Yoksa gelen para aynı hızla da gidebilir. Mantıklı olmamızı söyleyecek gökyüzü bizden. Beklemedikleri bir para geliyor evet, diyebiliriz. Evet. Diğer burcumuza geçelim. Oğlak ve yükselen oğlaklar Hadi zaten bir buçuk yıldan beri ben şöyle söylüyorum oğlaklara kendinizi tebrik edin. Çünkü hayatta kalmayı başardınız. Çok oğlaklar, zorlu süreçlerden çok zor. geçtiler. çok ağırladılar çünkü. Yine tutulmada oğlakta. başarısızlıkla, korkuyla, birey olmanın getirdiği her türlü problemi yaşadılar hmm. maalesef. Şimdi yeniden sistem geliyor. Bir kariyer değişimi, bir ev değişimi, taşınma ilişki. Burada köklü değişimlere hazır olmaları lazım sevgili e, oğlak ve yükselen oğlakları. Güzel şeyler olsun inşallah evet, oğlaklar için de. Kova ve yükselen kovalar. Benim burcum. Sevgili kovalar, <laughs> sizin yükseleniniz mi terazi? Terazi evet. Sevgili kovalar son bir buçuk yıldan beri aslında kendilerini bir şekilde toplumdan çektiler. Yani siz tabii ki terazi yükselen olarak e, açığa çıkıyor daha ziyade ama Hı -hı. kovalara da baktığımızda Bilinçli olarak kendilerini geri çektiler. Gördükleri yanlış davranışlardan dolayı, güven zedeleyen olaylardan dolayı, sağlık problemlerinden dolayı veya eşinin sevdiği insanların rahatsızlıklarından yani onların hayatındaki daha önemli, önemli radikal olaylardan dolayı kendi önceliklerini geri plana attılar. Hı hı. Şimdi bu dönemde sistem kova ve yükselen kovalar için bir, bir son bir kez daha diyecek ki kendine zaman ayır. Bu sefer. Bir dinlen. Belki çok yoruldun. Evet başkaları için koşturdun ama maneviyata dön. Kişisel gelişimini sağlıklı yaptın mı? Ruhsal şifalanmanı sağlıklı yaptın mı? Ailenden bile olsa kimseye güvenme. Ve şu dönemde güvenmediğin hiç kimseye kendinle alakalı Kovalarda da vardır böyle heyecanlı tavırlar. Çok. <laughs> Kendinle ilgili güvenmediğin hiç kimseye sırlarını paylaşma diyor. Hadi bakalım sanırım son burcumuzdayız. Son burcumuz balık ve yükselen balıklar da geleceklerini inşa ediyorlar bir buçuk yıldan Güzel. beri. Büyük yapı taşlarını döşüyorlar. Hı -hı. Ben de bir güneş balığım, burcum balık. Gerçekten son bir buçuk yıldan beri geleceği e, yorumlamak anlamında bir şeylerde emek veriyorum. Balıklar şu anda yapı taşlarını döşüyorlar dediğim gibi ve sosyallik anlamında geçmişle çok daha büyük kalabalıkların içindeler artık. Bu tutulmayla beraber arkadaşlık ilişkileri genişleyebilir ama bununla beraber ay tutulması kaotik olduğu için bir arkadaşla ufak tefek de olsa bir kalp hmm. kırılması gibi bir durum gündeme gelebilir ya da karşı karşıya gelme gibi ona dikkat ama onun dışında çalışan balıklar içinde kariyer gelinlerinde güzel bir sistem, şifa ve tamamlanma enerjisi gündeme Gidecek diye düşünüyorum. Hayırlarla gelsin, bereketlerle gelsin. İnşallah hem i̇nşallah. ülkemiz için bu tutulma i̇nşallah. hem de tüm burçları için hepimiz için güzel şeylere vesile i̇nşallah. olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Ben çok Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Bundan böyle her pazartesi sevgili Pınar Gürel ile tüm burçları ve ülke gündemini yorumlu olacağız efendim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim şimdi de sırada eğitmen ve girişimci Hülya Ustabaş var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Efendim, şimdi eğer ki pandemi sürecinde biliyorsunuz gerçekten çok zorlandık, her anlamda çok zorlandık. Evet. Kendi işini kurmak isteyenler birazcık geri durdular. Acabalarımız var, endişelerimiz var, ne olacak dediklerimiz var ya da yeni iş kurmuş ama sıkıntıya düşenlerimiz var. Bunları birazcık konuşalım. konuşalım. İlk bölümden sonra sana böyle nasıl dönüşler oldu izleyicilerimizden? Ya heyecanlanan tabii ki her zaman ne oluyor çok oluyor. Ya. Ama sıkıntı nerede? Başlamakta. Aynen öyle. Başlamak, cesaret. Nasıl sağlıyorsun onu? Yani sen kendi motivasyonun için soruyorum aslında. Başlarken o kararı vermek, o eveti demek bir zordur. Çünkü biz aslında her anlamda hayır diyemeyen, eveti çok kullanan bir milletiz ama bir işe başlarken de çok korkan bir milletiz. Öncelikle zaten hani Merak eden ne bile yani sadece merakından ya ne bu diyen kişilere de buna bunun için bile teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü bir cesaret etti. Bir şeye acaba mı? Bir acaba mı oldu? Bir soru işareti var. Bu çok güzel bir şey. Yani ben eğer bu iş, işi olaraktan görmediğim halde Hı -hı. dediysem ki 6 ay bir beklediysem ondan sonra bir evet dediysem hala bir yok ya ben istemiyorum dediysem o kadar normal ki yani. Onun için çok normal endişe etmeleri. Fakat şöyle bir şey var. Kaybedecek ne var? Hmm, güzel bir soru. Ne var? Yani şöyle kendi kendimize aslında bu soruları sorarak başlayabiliriz. Yeni bir işe başlarken. Tabii ki. Kendi analizimizi yapmak Tartmak açısından. Tartmak lazım. Ne kaybederim? Ne, ne kazanırım. kazanırım? Bunun aslında tartı böyle dengeyi kurarsak hangisi ağır basıyorsa aslında birazcık hani bir insanın bir midesinde böyle bir şey olur ya böyle bir içinden gelir bir şey. Ya bir heyecan kıpırda olur ya bir heyecan. Onu, Onu işe hissediyorum bana anlattıklarında veya da bana nasıl bir şey acaba mı diye bu o. Ses tonuysa ses tonu yazıysa yazıda bile bazen yansıyor biliyor musunuz? Heyecanı var. Ama acaba diyor ben de sizin gibi. Ben de diyorum ki sizin gibi derken ben de bir anaokulunda çalışıyordum sadece. <laughs> ben ne işletme okudum, ne işte bunun dersini versini aldım. Sonra ama ne oldu? bir şekilde pratikle gelişmiş oldu. Ondan sonra tabii ki kişisel gelişim anlamında bir şeyler daha merak ettim. Hani nasıl insanlarla iletişim daha güzel kurabilirim? Bunları araştırıp kitap hep bu şekilde ama içimdeki en önemli şey neydi? İstiyordum. Ben, "Aa, ben kendi vaktimi tasarlayaraktan bir şey mi yapabiliyormuşum?" Ben icabında istediğim vakit evde, istediğim vakit geçen gittik? Kampta evet kampa gitmiştik hı hı. ama iş sunumum vardı arkadaşlardan izin istedim ben iş sunumumu yaptım ama ayaklarım suyun içindeydi Aa, Yani işi hani... götürdün yanında çanta gibi <laughs> İşi istediğim yere götürebilmem zaten güzel olan kızım onun için diyorum ki kaybedecek hiçbir şeyin yok sana zaten yönlen zaten bak yönlendiriyoruz neden biliyor musunuz ben şu misali çok seviyorum raket ama raket hı hı. bir kişinin eline raketi verdin şimdi arkadaşlarımız alıyorlar raketi eline. Ben o kişiye hadi at diyemem. İlk önce tutuş göstermem lazım. Aa, güzel örnek. Şimdi ben o raketi at dersem top her zaman nereye fırlayacaktır başka yerlere. Ama fırlayacak, emek verecek, harcayacak. O kişi diyecek ki yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Ama bilmiyor ki top oraya buraya fırlıyor. Tutmayı bilmiyor Haklı bir kişi ama o raketi, anlamda o zaman. Mi? O haklı. Yani onu işe başlatan değil. Hı -hı. O haklı o anlamda. O raketi nasıl tuttuğumu işte biz gösteriyoruz. Nasıl tutacak? sağdan mı soldan mı neye dikkat etmesi lazım ondan sonra diyebilirim ki ha duruşun sert at yavaş at bunları ondan sonra söyleyebiliriz ama yoksa raketi birinin eline vermiş olsak hiç tenis oynamayan kişi nasıl oynar sen sadece <laughs> görsel olarak hayal et <laughs> o, o olay bu hani tamamen ve bütün bu girişimcilikte de bu yalnız başına kalıyorsa kişi o zaman biraz böyle ufak bir tökezlemede durur ama eğer böyle Evet o doğruydu ama şu şekilde yap daha iyi olur diyerekten veyahut da olsun düşe de bilirsin. Bir İlla destek her zaman. aslında değil evet, mi? Evet o çok önemli. O destek Ve, çok önemli çünkü birçok kişi ailesinden de göremiyor aslında Hı -hı. o desteği. İlk etapta görmüyor biliyor musun? İlk başta acaba mı kızım dikkat et yağları duyuyoruz. Ondan sonra ben kendim şahsım adına ben acaba mı hani yatırım olarak bir iş mi kursak bir şey mi yapsak <laughs> dedim de annem böyle. ...doğru düzgün işim var, işin dur, O emeğini oraya harca. Bak. Ama başta ne diyorlardı? Sence sürecek mi bu? Olacak mı bu? Emin misin? Bir sigortalı işe girseydin keşke ya. Hep bir sırtını bir dayasaydım. <laughs> <laughs> Senin böyle yaşadığın ya da şahit olduğun çok ilginç bir anın var mı bununla ilgili? Bununla ilgili aslında babamla var. Babamla beraber Singapur'a gitmiştik. Orada iş toplantımız vardı. Hı -hı. Orada da büyük bir otel var, tepesinde havuz var ya. Orada girdik gittik şimdi. Kahvaltıya geçilecek ama her şey işaretle nereye gidilecek her şey biliniyor. Baba demiş sen önden git, ben geleceğim. Ben de üstümü giyinip çıkarım. Sen Hı -hı. ben seni bekliyorum kapının önünde. Bir de şöyle bir şey takmamız lazım. ya Meetinglerde takılır böyle işte isim soyismin yazar üstüne kart, Hı -hı. meeting kart. Onu bir güzel dürdü babam cebine koydu. Eyvah. E, normal er, onu yani, erkek onu takar erkek adam yani sen de ha hani. Ondan sonra neyse biz gidiyoruz. Malezya'dan arkadaşımla karşılaştım. Hollanda'dan arkadaşımla karşılaştım. Bunları daha önce başka bir ülkede görüşmüştük <laughs> onlarla. Ondan sonra acaba babam dedi ki sen bunların hepsini tanıyor mu? dedi. <laughs> evet dedim Londra'da görüşmüştük en son. Dedi ki Allah Allah sağa sola bakıyor ve kadın olarak bir sürü kişinin olduğunu görüyor. Yönlendirildiğini görüyor. Ne bileyim e, oruç tutuyorsa oruç tutanlar kendi aralarında mis gibi... İftar açtıklarını görüyor böyle Hı -hı. herkes kendisine göre hiçbir kimse bir şeyinden file vermek zorunda kalmadan. Babamın borçuna gitmeye başladı. Ondan sonra ertesi gün sabah bir bakıyorum gözümü avuşturuyorum baba nereye? Babam üstünü giyilmiş şeyine de bir güzel boynunu da takmış. Kartın Nere? Ben gidiyorum önden sen gelirsin. Nereye gidiyor? Toplantıya. E, e, şeye e, kahvaltı salonuna. Senden önce olsun. gidiyor. Ha, evet yani bir güven ama normal güvenmiyor dedi ki ondan sonra babam kızım dedi ya. Bunların dedi normal olduğunu bu görseydik bunları da gösterirdik size dedi. Bir şey değilmiş dünya avucun içi kadarmış dedi. Hmm. Git gidebildiğin yere kadar dedi. Orada babamın bakış açısı çok olmuş. değişmiş. Git Tabii, gidebildiğin yere kadar. Hem oradan o desteği almış oldum hem de benim için de nasıl diyeyim bir ders oldu. Dedim ki olabilir o da bildiği kadarını verdi daha fazlasını bile. Ki bunu da bilseydi buna da evet derlerdi ki şu anda sadece bazen soruyorlar. Kızım hafta sonu e, biz şurada olacağız sen neredesin? Şehir içinde misin, yurt dışında olsun, <laughs> neredesin? Hani bu çok güzel bir şey çünkü bir güven oluştu ondan sonra. Bu güveni de ilk başta olmamaları da çok normal. Çünkü çok normal bir zamanda da değiliz. Her bilmediğinden şeyin korkar. Bilmediğinden değil korkar. Çok güzel söyledin bak. Başlayamayanlar da bilmedikleri için korkuyorlar. Yoksa kendilerini ait his. Mesela bir tane arkadaşımın söylediği cümle hiç unutmuyorum daha çok geçenlerde. Kendime ait hissettim dedi mesela. Bu güzel cümleler bunlar. Veyahut da ben burada hiçbir şey yapmasam bile sadece bir şeyleri sürüyorum, yiyorum, içiyorum diyerekten bile burada olmayı herkes beni kucaklıyor dedi. Bu güzel. Biz kesinlikle bir bir şeyleri kullanıp hani insanları kullanıp kendimize kendimize bir iş kurmuyoruz. Biz sistemi kullanıp insanlara hayat kurmak istiyoruz. Tüm amacımız bu. Birçok kadın var evinde örgü örerek Ev ekonomisine destek sağlayan hmm. hiç değilse diyor, bir tişörtümü kendim alayım, hmm. çocuğuma bir ayakkabıyı kendim alayım diyor. O has çok başka. Ama burada da ne var? Mesela diyorlar ki ihtiyacın mı var? Ben alırım, onu da alırım, onu da alırım. İhtiyacın ah mı var? Ah beyler. Ama ihtiyaçtan <laughs> değil o anda. Belki de o kend, belki de birine belki bir öğrenciye bir şey almak istiyor ama hani o anda onu gerçekten emeğiyle yaptığı bir şeyle yapmak istiyor. Bir tane arkadaşımız de dedi biliyor musun? O da şu anda dinlersek kendini de çok iyi bilir. Bir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Ee, ben dedi bu zamana kadar evliler hep çalıştım. Kendisi sağlıkçı 40 hmm. saat haftada çalışıyor. Ah oh, maşallah. Hep gerçekten burada da teşekkür ederim Allah hepsine tekrar. Allah güçlerini artırsın. Gerçekten. Tüm sağlık çalışanlarımızın. Amin. O arkadaşımız dedi ki, bir abla dedi, müdürüm ben bundan sonra çalıştıklarımı diğerini yine aile bütçeme koyacağım. Borç dedik şimdiye kadar bir şeyler yaptık. Ama bu parayla küçük küçük hedeflerimi, hayallerimi gerçekleştireceğim dedi. Ve aradan üç ay sonra şu anda evde Ankara size bütün böyle mutfak, mutfağını, mutfağını sipariş vermiş. Bunu da kendi emeğiyle yapmış. Ah ne güzel. Bu da neticede hepimizin bir hayali ve beraber kullandığımız alan. Bundan sonra bu ufak tefek hayallerime ben ardına koymayacağım. Paketleyip onları böyle büzüştürüp şu kağıt herhalde boş. Ben diyorum ki şöyle Müsaade ediyoruz biz böyle. Biz bunun üzerine hayallerimizi yazdık, çizdik. Biri de geliyor böyle eziyor, büzüyor. Bak sen bildiğin için ve içinde oru olduğu için şunu bunu kırıştırırken bile bir tuhaf İçim oluyorsun. İçim gitti. Ama neden? Böyle biz müsaade ediyoruz. Bir de bunu fırlatmaya müsaade ediyoruz. Etme. Bunu böyle kenara koyma. Bunu böyle düzle kaldır, as. Saygı duy. Önce Allah'a emanet et er hayallerini sonra kendine ve peşinden koş. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Ben bazen arkadaş ortamında böyle arkadaşlar arasında oluyor işte diyor ki eşimizin vermiyor. Kendi paramı kazanmamı istemiyor. Hı -hı. Üniversite mezunu kızlardan oluşan hani tabii ki saygı duyuyorum. Bunu asla eleştirmiyorum ama hep diyorum ki gidin ona deyin ki ömür boyu baban sana para verecek. Sen babanın sana verdiği parayla geçineceksin. Nereye kadar? En ufak bir harcamını bile karşı tarafa söylemek zorundasın. Aslında çok kısıtlayıcı bir durum bu. hı. -hı. Genelde de bunu söylediğim zaman erkekler şöyle bir hemen re yapıyorlar. Bir dönü veriyorlar. Çünkü onu bir düşündürüyorsun ya ona. Hı hı. Ömür boyu baban hı. sana verecek o parayı. Hı hı. Nereye kadar hı hı. geçinebilirsin, hı hı. değil mi? Ama diyor ki ben diyor sorumluluğu kabul et benim senin diyor yaşamın, senin hayatın benim sorumluluğum altında diyor icabında. Hani birazcık da maalesef şu da var biliyor musunuz? Ee, ...kaybetme korkusu da oluşabiliyor. Burada ben bizim kızlarımıza, hanımlarımıza da... ...azıcık seslenmek istiyorum. Ses Diyorum ki. Yavrucum. Ama şöyle bir şey var yani... ...paramızı kazandığımız vakit... veya da bir şey olduğu vakit benim param... ...o benim. Sen yapmazsan ben kendi paramla yaparım. Bunlar çok güzel değil. Azıcık çirkin, hoş değil. O saygıyı da yitirmemek değil. lazım. O saygıyı Saygı çok, önemli. çok önemli. Hani gerçekten eğer... ...eşi müsaade etmediği sürece dese ki... ...hayır çıkmayacaksın pardon dediği anda yapmaz ki, yapamaz ki. Çünkü içi bile rahat etmez çıksa bile. Aynen öyle. O sebepten dolayı burada ben diyorum ki, teşekkür et eşine. De ki beni oraya gönderdiğin için teşekkür ederim. Onun farkına vardır. Çünkü onun saygıya ihtiyacı var. Evet hanımlar sevgiye ihtiyacı var ama eşlerin saygıya ihtiyacı yani çok var. Çok güzel bir şey. Söyleyeyim. Onun için Saygı gösterelim ki fark ettirelim mecbur değil izin vermeye pardon. Bak o da bir ayrı bir şey. Öyle Çünkü ya. sen onu o şekilde kabul ederekten başta öyle bir şey yoktu. O da belki o şekilde belki denge gördü. Sonradan ama senin içinde belki bir coşku, belki bir kenara koyduğun bir şeyler vardı. onlar ile alevlendi. Diyebilirsin ki o zaman teşekkür ederim hani beni gönderdiğin için. Teşekkür ederim bana destek olduğun için. Seni sırtımda hissetmek çok Güzel bir şey. Sana yaslanabilmek çok güzel bir şey. Söyleyelim bunları böyle içimizde tutmayalım. Çünkü gerçekten eşinin desteği olaraktan yol alan hanımlar her zaman efsane başarı gösteriyorlar. Çünkü arkalarında bir koca dağ oluyor. Kesinlikle. Bak bu çok önemli. Yani ya bana atılacak veya yok ya öyle değil. Ben istediğim öyle bir şey yok. Yola bir sıfır ileride başlıyorlar o e, Tabii ki. <laughs> Peki eğitimlerinde özellikle destek veriyor musun sen? Hı -hı. Yönlendirmeler yapıyor musun? Biraz da sanki diyorum ki ondan dolayı da başarımızın kaynaklandığını kanaat gerdim ben artık. Çünkü bunların hepsini biz arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Benim mesela verdiğim eğitimlerden bir tanesi ya çok basit. Belki diyeceksin ki gerçekten çok basit. Günde iki defa hiç tanımadıkları altı aydır, beş aydır, belki bir senedir, belki on senedir görüşmedikleri kişileri aramak zorundalar bizim ekip Ay arkadaşlarımız. Ay ne güzel görev. Mesela. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir görev <laughs> var. Çünkü öyle başlar kendini iyi hissetmek. Kendini iyi hissederse etrafına güzel enerji saçar. Biz enerji verme taraftarı. Hı hı. Ben arkadaşlarımızı bu yönler, bu yönler yönde mesela eğit, eğitiyoruz demeyelim ya. Bence farkındalık kazandırıyoruz. Farkındalık kazandırdığımız için de e, satışı öğretmeye gerek yok ki. Çünkü biz zaten satış yapmıyoruz. Kişi sürdüğünü, aldığını, verdiğini, yediğini, içtiğini tavsiye ediyor zaten. Adı tavsiye marketing. Ama önemli olan şu. Sen iletişimin güçlü olabilmesi için mutlu olman lazım. O da mutlu ederek. O da en başta hal hatır sorarak başlıyor. Bir beklenti içerisinde olmadan. Çünkü en çok bir de ne biliyor musun? Sakıncalı olan kısım. Böyle bir satış olaylarına falan giren arkadaşlarımızdan en büyük yaptığı yanlışlardan bir tanesi de şu. Her gördükleri kişiyi potansiyel bir hmm. kullanıcı, potansiyel bir bayi, potansiyel bir tavsiye eden kişi olarak görmek. Potansiyel bir girişimci olarak ama her konuştuğuyla. Ama bu yanlış. Herkes girişimci olamaz. Ama bu yanlış. İle o zaman o kişinin ben iletişiminin sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Hı -hı. İlk önce iletişim kurmak. Hal, hatır, nasıl, iyi mi? Ne durumda? Belki de ilk önce senin dinlemene ihtiyacı öyle bir şey ihtiyacı var. Bir heyecanla yapıyor olabilirler mi onu? Hani başarıyı hissederek Hissetmek istedikleri için hemen bir yandan başlayayım. Yerinden tutayım psikolojisiyle yapıyor olabilirler hmm, mi? Bak Azim başka bir şey ama hırs o kadar kötü iyi bir şey değil. Tam öğrenmeden yapıyorlar diye. O hani o zaman. raket olayı var ya ondan. <laughs> fırlatılıyor toplar sağa sola. Önce raket tutmayı öğreniyor. <laughs> bir an önce puan toplamak için <laughs> ama işte o raketler de ama olmuyor orayı buraya fırlıyor evet. ve insanlara rahatsız. Bana eğer öyle yaklaşmış olsalardı ben asla ne bir şey kullanmaya başlardım. Ne de derdim ki hayır zaten korktuğum nokta oydu. İnsanların bana yapışması falan buydu ben bunu istemiyordum kesinlikle. Onun için ekipte de en büyük kurallardan bir tanesi şu. E, her gördüğün kişi senin zannettiğin o potansiyel kişi değil. Hayır. Bu eğitimleri sen mi veriyorsun Hülya ablacığım? Evet ben veriyorum ve Ay, müdür çok arkadaşlarımız güzel. var. Çok şanslılar. Evet bence de. Ve onun için bu sebepten dolayı bunlara hiçbir normalde bunların hepsi biliyorsun hep ücret karşılığında olan seminerler, evet, evet. eğitimler, danışmanlıklar. Kişisel gelişim eğitimleri senin Aynen, gibi öyle. birinden almak çok şanslılar. Çok teşekkür ediyorum ama gerçekten ben burada da ekip arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Neden? Bu zamanda. Gerçekten içerisinden bir tane isim hatırlasam diyeceğim ama bu zamanda işte kötü olmuyor diyen olmadı. Vardır bir sebebi dedi Hı -hı. dediler Çok ve güzel. online yaptığımız o bütün sisteme mis gibi dediler ki evet oluyormuş. Çok teşekkür ederiz. Ben Ne kadar keyifli ediyorum. bir sohbetti. Bence Zaman hemen aktı gitti. <laughs> Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür Önümüzdeki ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Bakalım yeni konularda.